Merhaba değerli izleyiciler, Yaşama Daire hoş geldiniz. Haftanın bu son gününde yine ben Tülay Yazıcı, güzel bir öğleden sonrayı paylaşmak üzere sizlerle birlikteyim. Ve değerli Mevlevi Üstadı Sufi Mustafa Özbağ da bizlerle birlikte sohbetini özlemiştik ve bugün burada. Hoş geldiniz hocam. Görüşmeyeli iyisiniz, çok iyi gördüm sizi hocam. Daha da iyi olursunuz inşallah. Filmi çekecek birisi lazım. Evet hocam, hep öyle olun inşallah. İnşallah. Hocam yine Mesnevi'yi konuşacağız tabii. Mevlana'yı anlatacağız. Oradan yola çıkarak hadislerimizden de bahsedeceğiz. Kur'an'daki ayetlerden de. Çünkü hepsi aynı kapıya çıkıyor. Birbiriyle bağlantıları var. Ve bugün şükürü konuşacağız. Evet, inşallah. Şükürle ilgili izleyicilerimizin de merak ettikleri varsa telefon yoluyla bizlere ulaşmaya başlayabilirler. 0262 alan koduyla 335-2525 telefon numaramız. Öncelikle üstadım, ben şükürle ilgili araştırma yaparken internetten hep toplumda da duyduğum böyle şükretmek, hamd etmek. Bir şükürden bahsedilir, bir hamd etmekten bahsedilir. İkisi arasındaki farklara baktım. Ben sizden dinlemek isterim. Şükürle hamd arasında nasıl bir fark vardır? Aslında normalde çok ince bir perde var tabi arasında da. Normalde bizim toplumumuz tabi her ikisini de aynı kategoride değerlendirir. İnce bir perde diyor. Şu ince perde de şu benim anladım. Hamd etmek Fatiha'nın başındadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamd olsun diye başlar. Tabii hamd böyle daha kapsayıcı, daha geniş, daha derin, daha yüksektir. Hamd aslında o nimeti vereni övmektir. Şükür ise nimete verene teşekkür etmektir. Bu manada hamd şükrü de içine alır. Ama mesela birisi birisine bir iyilikte bulunmuş olsa ona hamd etmez, ona teşekkür eder. Der ki sen bana bu iyiliği yaptığın için teşekkür ederim. Ama bu Allah'tan olursa, bunu böyle biraz daha avam değil de böyle biraz daha has ve hasın üstünde olanlar Allah'a hamd ederler bu noktada. O zaman şükür biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, insanların da birbirlerinin arasında kullanabileceği günlük dil ve günlük işlem. Ama hamd Allah'a. O yüzden Cenab-ı Hak ayırt eder onu. Hani İşte din gününün sahibi, hesabı kitabı görene hamd ederim deriz biz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn devam eder ya, orada Yevmiddin din gününün sahibidir. Yani hamd bu manada hem zahiri aleme hem de batini aleme mütecevvih bir söz olmuş olur. Övülmektir bu. O yüzden hamd övmektir. Şükür bu manada da teşekkürdür. O da övmektir ama yani o bir nimete karşılık yapılan bir şeydir. Anladım. Hamd ise size o nimet erişmeyebilir. Ötelerin ötesinde bir şey cereyan ediyordur. Onu dahi yapan Allah'tır. Ona hamd edilir devamlı. O yüzden namazda da hamd vardır mesela. Hı hı. O yüzden hamd bu manada teşekkürü de içine alır. Şükrü de içine alır. Tabii teşekkür manasında insanın insana teşekkürü de Allah'a teşekkür gibidir. Bunda altını çizmekte fayda var. O hadis-i şerifte, hadisi kutsi hatta, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki insanın insana teşekkürü Allah'a teşekkürdür. Birisi size bir iyilikte bulundu, bir tebessüm etti, bir merhaba dedi, bir şey söyledi veya bir nimetle sizi bu noktada ödüllendirdi, hediyelendirdi. Ona teşekkür Allah'a teşekkür gibidir demiş. O yüzden hamd şükrün üstünde bir hal olmuş oluyor. Evet. Bir de ben çeşitli kaynaklarda şöyle de okudum hocam. Hamd etmek içinde bulunduğunuz durumu, yani Allah'ın size verdiği durum her neyse, onu böyle kabul etmek, ondan daha iyisi olsun diye değil, şükretmek de, çünkü teşekkür ettiğinizde daha fazlası size gelir. Evrende de bu türde yasalar vardır. Şükrettiğinizde her zaman bunun için çok mutluyum, çok memnun oldum, bunun devamının da gelmesini dilerim manası içerirmiş. Hamd, ben bu halimi seviyorum, sen bunu bana nasip ettin. Ben bu hali seviyorum. Bundan daha iyisi ya da daha kötüsü olsun gibi bir derdi olmazmış hamd eden kişinin. Öyle okudum.
Doğru mudur hocam? Bu tabii bugünkü sohbetin içerisinde işlenecek, belki de ona da sıra gelecek inşallah. Ama burada hamd etmek tabii sizin dediğiniz gibi o kimsenin bulunduğu yerden veya başına gelenden, ama güzellik, ama bizim nazarımızda çirkinlikmiş gibi veya zorluk veya kolaylıkmış gibi veya da hastalık sağlıkmış gibi veya da ne bileyim işte herhangi bir meselede böyle darlık genişlikmiş gibi olan bütün bu tip hallerin hepsine de o kimsenin nötr kalmasıdır hamd etmek. Yani o darlıkmış, onu darlık gibi görmez, o haline hamd eder. Genişlikmiş, ona genişlik gibi görmez, o haline hamd eder. O normal suyun akışıymış gibi gelir ona. Bu hamd hasül hasin halidir. Bu ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin hep konuşuruz ya. Bu hakkel yakin noktasına ulaşmış olan insanların hamdıdır. Onlar iyi, yani zorlukta da, kolaylıkta da, sıkıntıda da, genişlikte de, darlıkta da hep aynı hal üzerinde olurlar. Onlar devamlı Cenab-ı Hakk'a hamd ederler. Ama bunlar bu manada perdenin gerisinde seçilmişlerdir. Anladım hocam. Bunlardan da zaten bahsedeceğiz. İnşallah. Yani İnşallah. Normalde bunlar o hale muhakkak çalışaraktan belirli bir noktaya gelirler. Ama orası biraz böyle şeydir, özel bir alandır. Çünkü bir kimsenin ciğeri yanarken ciğerinin yangınına hamd etmek böyle herkesin yapabileceği bir şey değildir. Veyahut da bir kimsenin çok daraldığı bir anda o daralma noktasında hamd etmek herkesin harcı değildir. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Peki Mevlana Mesnevisinde çokça yer vermiş mi hocam Şükür'e? Tabii normalde bütün veliler bu noktada buna yer verirler. Bir de bunun işin enteresan noktası, seyri sülükte, yani sufi hayatın öğretisinin içerisinde şükür derecesi vardır, şükür hali vardır. Yani o öğretinin içerisinde şükrü öğrenir sufiler. Şükretmenin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, nasıl yaşanması gerektiğine dair o bilgiler sufi dünyanın içerisinde özel ders olarak verilir. Yani bir şükür dersi yapılır. O şükür dersinde şükrün halleri anlatılır. O şükrün halleri anlatılır ki sufiye, sufi bir bilgi olarak, ilmi olarak onu alır. Sonradan başına gelen hadiselerde nasıl şükretmesi gerektiğini öğrenir. Ve nerede nasıl şükretmesi gerektiğini, nerede ne yapması gerektiğini öğrenir. Mesela örnek, dışarıdaki bir kimse namaz kılarken namazını bir şükür olarak görmez. Oruç tutarken orucunu bir şükür olarak görmez. Veya ibadet yaparken ibadetlerini şükrünün gereği olarak bilmez. Oysa sufi dünyası ibadetini şükrün tecelliyatı olarak görür. Sufi dünyası ibadeti bu manada, ibadetin sahibi olan, bütün mükavenatın sahibi olan, nimetleri elinde tutup dağıtan kimseye şükrünün tecelliyatı olarak yapar. Yani bu tabi şükrün başlangıç noktası değildir. Şükür bu manada ilk önce dil ile veyahut da bu, herkes öyle der, bu avamın şükrüdür. Veyahut da bu manada işte sufi dünyası bunu işte ilmel yakin noktasında olan insanların şükrü olarak verir. Ama bundan önce şükürsüzlük vardır. Bir de işin o tarafı var. Şükürsüz olanlar nankör olanlardır. Onlar hiçbir şeye şükretmezler. Hiçbir şey şükretmedikleri için bu manada nankördürler. Nankör insanlar barışık değillerdir hiç. Hiçbir şeyle barışık değillerdir. Onlar hiçbir şeye yetinmezler. Hiçbir şeyi onlar makul görmezler. Hiçbir şeyi kendilerine yeterli görmezler. Veya bir şey onlara verildiğinde onu beğenmezler. Bir şey onlara sunulduğunda o sunumu da beğenmezler. Oysa bunlar bu manada Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük yapanlardır. Nankörleri de Allah hiç sevmez. Nankörleri insanlar da sevmez, Allah sevmediği gibi. Peygamber sevmez, melekler sevmez, insanlar da sevmez. Siz birisine hasbelkader gücünüz nispetinde bir hediye yapmışsınız, o hediyenizi sizi sevmez.
veya da hasbelkader siz bir çorba yapmışsınız, elinizden gelen oymuş, bir tas çorba koymuşsunuz, o çorbaya nankörlük eder, onu beğenmez, onu içmek istemez. Veyahut da üzerinde bir kıyafet vardır, o kıyafetine nankörlük eder. Sufi dünyası bu nankörlükten uzaklaşmaya çalışır önce. Ve nankör olmamak için mücadele verir. Çünkü nankörler sevilmez hiçbir yerde. Bu manada şükür ise nimete teşekkürdür ya, gelen her nimete teşekkür etmektir. Gelen her nimete teşekkür etmenin birinci tecelliyatı o kimsenin ilmel yakin noktasında yapar ki diliyledir bu insanın. O toplumumuzda çok vardır ya bu, şükür elhamdülillah der. İşte çok şükür haline, hep haline şükreder veya birisine teşekkür eder. Birine teşekkür etmek ona şükretmektir. Bu insanlar arasında barışı, hı hı, insanlar arasında tatlılığı sağlar. O yüzden şükreden yani teşekkür eden insan etrafıyla ve kendisiyle barışıktır. O etrafındaki dostlarına teşekkür eder, arkadaşlarına teşekkür eder, eşine, çocuklarına teşekkür eder. Onu veren bütün nimeti o tabii görmeye başladıysa nimetin arkasındaki gücü de görmeye başlayacaktır. Bu tabii bu manada insanın avamın şükrü dediğimiz dil ile şükrüdür. Bu bazen zorunluluktan olur, bazen o gelen hediyenin büyüklüğünden olur, bazen insanların arasındaki böyle bir uyumdan kaynaklanır. Bu o kimse asla ve asla bilinçli bir şükrün içinde değildir. Çünkü o bilinçli bir şükre girdiğimizde o bilinçli şükrün tecelliyatı o insanda farklı olacaktır. Bu bilinçsizce yapılan şükürdür ama bu dahi kıymetlidir nankörlere karşı. Nankör olmaktansa teşekkür etmek, şükretmek dil ile dahi olsa bu büyük bir başarıdır. Ama hani zikrin de üç hali vardır ya, dille başlar işte ondan sonra kalbe, ondan sonra ruha sirayet eder öyle diyelim. Bu da şükür de onun gibidir. Şükür dil ile başlar işte kalbe sirayet eder, ondan sonra ruha ulaşır. O şükrün haliyle hallenir. Ama o dilde oluşmazsa o zaman o kimsede şükürle alakalı sıkıntı vardır. O yüzden yani, tabii Cenab-ı Hak bir de işin çok ilginç bir noktası var. Hiçbir kayda bağlı kalmaksızın Allah şükredenlere nimetlerini arttırır. Ayet-i Kerime'de bunu vaat etmiş Cenab-ı Hak İbrahim suresinde. Evet, diyor ki Allah şükredenlere nimetlerini arttırır. O zaman şöyle bir şey çıktı ortaya. Yani kim şükrederse şükretsin. Bir kaydı yok bunun. Yani bundan namaz kılmış, kılmamış, oruç tutmuş, tutmamış, o kimse iman etmiş, o kimse çok iyi bir ibadet etmiyor olabilir veya bizim nazarımızda belirli bir kriterlere sahip değildir. Biz öyle görürüz ya, insanları sınıflandırır insanlar, tasnif ederler. Bu manada eğer o kimse şükrüne devam ediyorsa, her şeye şükrediyorsa Cenab-ı Hak ona nimetini arttırıyor. Böyle bir Cenab-ı Hak, tabi buradaki nimetten kasıt sadece ekmek su gibi görmemek lazım. Sadece yiyecek içecek giyecek günlük ihtiyaçlarımız olarak görmemek lazım. Bu noktada o kimse başına gelen bela müsibet sıkıntı da olsa şükrünü eda ediyorsa, şükrediyorsa Allah ona hep nimetini arttıracak. Şükrün böyle enteresan bir şeysi var. Tabi Cenab-ı Hak bunu hani kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder ayeti kerimesi gibi. Yani Cenab-ı o kulun zikrine bağlamıştır Allah onun zikretmesini. Veya kulun şükrüne bağlamıştır onun nimetini arttırmasını. Başka bir kayıt kuyut yoktur. Siz Allah'a devamlı zikrederseniz Allah sizi devamlı zikreder. Siz Allah'a devamlı şükrederseniz devamlı Allah sizi de nimetini arttırır. Böyle bir otomatik, böyle emme basma tulumba gibi birbirine bağlantılı şeyler bunlar. Ama Cenab-ı Hak bunu vaat etmiş sonuçta. Şükür kıymetli. Şükür kıymetli içinde Cenab-ı Hak böyle bir şey yapmış. Bunun başında tabii ben bir not aldım ya kendimce, yine bir ayet-i kerime. Cenab-ı Hak insanların yolunu serbest bırakıyor. Siz nankörlük yolunu da şükür yolunu da siz kendiniz tercih ediyorsunuz. Siz kendiniz seçiyorsunuz. İnsan suresi ayet-i kerime 3. Doğrusu biz ona hidayet yolunu gösterdik. Ya şükreder veya nankörlük eder. Cenab-ı Hak bizim önümüze hidayet yolunu göstermiş. Ki peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş. Peygamberlerden sonra seçtiği alim insanları, mürşit insanları Cenab-ı Hak göndermiş. Ve o alimler, o mürşitler, o hoca efendiler,
O şey efendiler, o Allah yoluna adanmış olan kimseler hidayet yolunun ne olduğunu insanlara aktarıyorlar. Buna siz de sebep oluyorsunuz. Televizyonunuz da sebep oluyor. Biz burada Kur'an ve sünneti anlattığımız müddetçe bir hidayet yolu olmuş oluyor. Ve Cenab-ı Hak aslında bunun üzerinden bütün herkese sevap veriyor. Bütün herkese de bu noktada, hizmet noktasında Cenab-ı Hak onların da ecir hanelerini yazıyor. Yani neden? Çünkü hidayet yoluna bir hizmet var. Allah insanlar bu manada serbest bırakmış. Hidayet yolunu da göstermiş. Diyor, isteyen şükreder, isteyen nankörlük noktasına gider. Bakın, hidayet yolunda bulunmak da bir şükür vesilesi. Bir hidayet yolunun bulunması da şükür vesilesi. Yani Cenab-ı Hak bize hiçbir hidayet yolu göstermemiş olsaydı bizim hayvanlardan bir farkımız olmayacaktı. Hayvanlar gibi yaşayacaktık. Ha belki de biz o hidayet yolunu seçmediğimiz zaman hayvanlardan daha aşağı mahluk oluyor insanlar şimdi. Allah muhafaza eylesin. Burada yol İnsanların kendi eline bırakılmış, kendi ihtiyarına bırakılmış. Cenab-ı Hak hidayet yolunu göstermiş. Ya o hidayet yolundan gider şükredersin, ya da sapıklığa düşersin, nankörlerden olursun. O zaman insana düşen vazife, iman edene, inanana düşen vazife hidayet yolunu tercih edip ve aynı zamanda da o yolda şükür ehli olmak. O yüzden o İnsanlar eğer şükür yolunda gitmezlerse, o zaman da o kimse nankörler sınıfından olup cehenneme doğru yol olacak. Bu manada tabi şeytan cevap veriyor Cenab-ı Hakk'a, diyor ki madem öyle beni azdırdığından dolayı onları, insanları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolundan pusu kurup oturacağım. Senin o dosdoğru yolundan onları saptıracağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. En önemli şey bu. Nasıl oluyor hocam? Onların çoğunu diyor, sen şükredici bulmayacaksın. Ben onların önlerinden gireceğim. Sağlarından, sollarından, arkalarından gireceğim. O hidayet yoluna ben pusu kuracağım. Ve o pusu kuraraktan ben sizi saptıracağım. İnsanları saptıracağım. Ve diyor ki, ve onların birçoğunu sen şükredici bulmayacaksın. Çok enteresan bir şey. Şimdi şükredici bulmayacaksın. Yani demek ki şükretmeyen bir kimse şeytanın pususuna düşmüş bir kimse. Şükretmeyen, nankörlerden olan insan şeytanlaşmış. Şeytan ona sahip çıkmış. Şeytan onu bir şekilde dalavereyle kandırmış. Ama önden girmiş, geleceğini karanlık göstermiş. Ama arkadan girmiş, geçmişini karanlık göstermiş. Ama soldan girmiş, ona hep kötülüklere doğru meylettirmiş. Ama sağdan girmiş, çok iyiymiş gibi, çok cömertmiş gibi, çok şükreden, çok hamd eden bir kimseymiş gibi onu göstermiş. Onu aldatmış. Burada en enteresan, o yüzden bu ayet-i kerimi özellikle aldım. Sen onların çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor. Ve ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak bazı ayet-i kerimelerde insanlarla alakalı çoğunuz az şükreder veya siz şükretmez misiniz veya insanlar az şükrederler diye tehditvari ayet-i kerimeler var. O zaman az şükretmek Allah'ın gadabına doğru insanı götürüyor veya hiç şükretmemek insanı Cenab-ı Hakk'ın gadabına doğru götürüyor. Şükretmek de insanı rahmete, berekete, lütfe, ikrama doğru götürüyor. İşte Hazreti Mevlana da diyor ki alçak nefse ihsanda bulunursa alçaklar gibi nimeti inkar eder, azgınlaşır. Bir insan nefsine ihsanda bulunursa, nefsine yalnız bakın. Bu o kimse nefis noktasındaysa eğer ve nefsine uyduysa, ona bir ikramda bulunursanız o ikram onu azgınlaştırıyor. Çünkü nefsine gelmiş oluyor. İşte mihnete, meşakkatte bulunanların şükretmesi nimet ve devlet sahiplerinin azgın ve hilebaz olmaları bu yüzdendir. O meşakkat içinde sıkıntı olanlar şükrederler. Onlar meşakkat ve sıkıntı içerisinde, darlık içinde şükrederler. Çünkü onlar nefislerine rağm olmamışlardır. Oysa zenginlik, güç, kuvvet, kudretin içerisinde bulunanlar o nimetleri kendilerinden, kendi kazançlarından veya kendi kafalarının çalışmasından, kendi akıllarından görürler. Onlar da şükretmezler. Hani gücü elinde tutuyor. O güç kendisinin, o firavunca o gücü kullanıyor. Nemrutça o gücü kullanıyor.
Allah muhafaza eylesin. O kimse insanların arasında zulmü, insanların arasında haksızlığı, insanların arasında paylaşımsızlığı savunuyor. Ve üzerinde bulunan bütün o gücü, kuvveti, kudreti kendi nefsinden görüyor. Ve kendi nefsinden gördüğü için o nankörlerden oluyor. O yüzden bu tip insanlar şükretmezler ve az şükrederler. Ama meşakkatin içerisinde, sıkıntının içerisinde bulunanlar ise çokça şükrediyor. O yüzden altınlara bezenmiş, kaftanlara bürünen beyler, padişahlar azgın kişilerdir. Abaya sarınan yoksul yok mu? Şükreden odur işte. O böyle çok lüks kıyafetlerin içerisinde, çok namütenayen şeylerin içerisinde durunan insanlar, onlar azgın kişilerdir diyor. Bunlar eğer nefislerini tanımazlar, hakkı tanımazlar, Kur'an ve sünnet dairesinde bulunmazlarsa, bu devlet sahibi, bu kaftan sahibi, zenginlik sahibi insanlar, onlar azgın insanlardan olurlar ki hayvandan daha aşağı mahluktur onlar diyor. Ve onlar biz görüntü olarak, gösteriş olarak belki de çok kariyerli, çok eğitimli, çok bilgili insanmış gibi görebiliriz. Eğer onların bu noktada şükürleri yok ise, hamdleri yok ise, Kur'an ve sünnet dairesinde hidayet yolunda değiller ise, onlar azgın birer kimse. Ama öbür türlü abaya sarılmış, yani kötü bir elbiseye sarılmış, o yoksul yok mu? O diyor şükreden odur işte. Mal, mülk, devlet ve nimet sahipleri hiç şükrederler mi? Şükür mihnetten ve meşakkatten biter gelişir. O zaman o kimse dünya hayatının içerisinde mala, mülke, sefahata, paraya, pula gark olduysa ve Allah'ı unuttuysa, hidayet yolunu unuttuysa, o kimse azgın, sapkın, şükretmeyen nankörlerden oluyor. Ama onda mal var mı var? Artık o mal onun cehennem yakıtı oluyor. Onda o zenginlik var mı var? Cenab-ı Hak onu hala, hadisi kutsi de öyle diyor. Onlara da hala da mala boğar Cenab-ı Hak diyor. Onları hala da mülke boğar. Onları hala da kuvvet ve kudrete boğar ki azgınlıkları daha da artsın ve cehennemin en kötü kuyusunda onları cezalandırır. Rivayet edilir ki Firavun atı yukarı doğru giderken arka ayakları yükselirmiş, aşağı doğru inerken de ön ayakları yükselirmiş. Ve Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da Cenab-ı Hak'la halvet halindeyken der ki bunun hikmeti ne? Allah der ki Musa'ya, ben onun o buna sufi hayatta keramet denmez, istitraç denir. İnşallah bir gün o sohbet, bir sohbet yapalım, kerametle istitraçı ayıralım. Sufi ıstılahta bu, dini ıstılahta istitraç denir. İstitraç o kimsenin Kur'an ve sünnet dairesinde dini bir hayat yaşamadığı halde onun üzerinde olağanüstü hallerin zuhur etmesidir. Ha, dini yaşamıyordur o kimse. Medyumlar gibi, sihirbazlar gibi veya bu üfürükçü nuskacılar vardır ya, onlar gibi. Bunlara Cenab-ı Hak böyle, onların cehennemlikleri, şeytan bunlara yardım eder. Ve şeytan onların velisidir. Şeytan onların bu noktada kendilerinde ona vesveseyi verip ilmi verir. Şeytanı ilmi verir. İşte o Firavun'un da yokuş yukarı giderken atının arka ayakları yükseliyordu. İşte onun daha da devletliliği ve ilahlılığı artıyor ki o ibretlik olarak insanlara bir ibretlik verilecek ve ibretlik cezalar verilecek. Hala da Firavun ibretliktir malum. Kur'an bunu teyit etmiş. Çok öncesinden yeniden ibretlik olsun diye seni yeryüzüne çıkaracağız diye. Ve yeryüzüne çıkarıldı malum. Hala da duruyor. Şu anda müzede saklanılıyor. Firavun bu manada yeniden yeryüzüne çıkarıldı. Şimdi Allah öyle ibretlik sahneler veriyor. İşte o mal mülk sahipleri şükretmekten uzak iseler sapıklığa düşüyorlar, nankörlere düşüyorlar. O yüzden biz toparlayacak olursak şükür 3 halden ibaret. 3 hal. Birisi ilmel yakin, yani dille olan, lisanla olan. İkincisi aynel yakin, amelle yapılan şükür. Amel. Öbürkü de hakkal yakin, o da marifetullah ile yapılan şükür. O yüzden diyeceksiniz ki şimdi ilmel yakin olanda an gelir marifetullah halindeki bir şükür tecelli eder mi? Eder.
O ilmel yakin noktasındadır. Dil ile şükrediyordur. Ama bunun üç tecelliyatı da onda yaşanır mı? Yaşanabilir. Bu noktada bir sıkıntı yok. Hakkel yakin noktasında olan bir kimse zaten üçü de vardır. Öbür ikisi de vardır. O hem fiiliyle hem de diliyle hem de bu noktada kalbi haliyle, marifetullahıyla Allah'a şükrediyordur. Ama bu birincisi olan şükür, isterseniz kısım kısım gidelim. O birinci olan şükür ilmel yakın, yani dille yapılan şükürdür. Bu böyle dille yapılan şükür tabii şükrün başlangıcıdır. O kimse her şeye teşekkür eder, her şeye şükreder. O kimse daha doğrusu hep böyle gelen güzelliklere, tatlılıklara hep teşekkür eder. Ona hediye verirsin, teşekkür eder. O kendi sağlığı yerindedir, sağlığına şükreder. İşte gözü kaşı yerindedir, ona şükreder. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede diyor ki şüphesiz ki sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani sizin dil ile şükrünüz az. Oysa bu dünyayı verdik size. Bir sürü nimetler verdik. Bir sürü meyveler, sebzeler, her şeyi verdik. Size can nimeti verdik. Gözünüzü, kaşınızı koyduk. Bu kadar nimetin içerisinde her şeyi ben vermeme rağmen az şükrediyorsunuz. Demek ki şükrün daha da ilerisi olması lazım. Yine Müminin Suresi ayet 78, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan odur. Ne de az şükrediyorsunuz. Yani sizin vücudunuzu bir tamam etti. Vücudunu, dünyayı bir tamam etti. Sizin yaşam standartlarınızı bir tamam etti. Yaşam seviyenizi bir tamam etti. Ama siz yine de az şükrediyorsunuz. Neden? Sizin daha fazla şükretmeniz lazım. Dil ile şükür bu. Az şükrediyorlar. Ve Hazreti Mevlana da diyor ki burun odur ki bir koku alsın ve koku da koku alanı bir yüzün bulunduğu tarafa götürsün. Burun o ki bir koku alsın. Ve koku aldığı tarafa yüzünü o tarafa döndürsün. Kim koku almazsa burunsuzdur. Koku da ancak din kokusudur. O zaman bir kimse din kokusunu almıyorsa burunsuz. Burunsuz demek ne demek? O kimse hidayete doğru gitmiyor, sapkınlığa doğru gidiyor. O zaman koku aldın, yani o din kokusunu aldın. Diyor ki Hazreti Mevlana, sen nankörlerden olma. Madem ki o din kokusunu aldın, yüzünü o dine doğru çevir. Çünkü bu dil ile şükrün seni yetmeyecek. Sen dine doğru yüzünü çevir ki sen daha fazlasını elde edesin. Ve sen Cenab-ı Hakk'ı hoşnut edesin. Devam ediyor. Bir koku alıp da onun şükrünü eda etmeyen kimse küfranı nimet etmiş ve kendi burnunu mahvelemiştir. O zaman sen bir koku aldın, din kokusu. Sen din kokusunu dine doğru meyletmezsen o zaman sen şükrü kendine nimet olarak görmedin. Küfranı nimet, yani küfrü nimet olarak gördün. Sen küfrü nimet olarak görmedin. Bakın, iman etmek de nimettir, küfretmek de nimettir. Bu iki nimetten birisini siz seçiyorsunuz. İkisi de sizin için nimettir. Ama hani ayeti sohbetin başında dedim ya, Allah hidayet yolunu gösterdi. Dileyen şükreder, bir dileyen nankörlük eder. Hazreti Mevlana buraya aynı zamanda atıfta bulunuyor. Diyor ki eğer cin kokusuna sen gitmiyorsan sen küfranı nimet gördün. Biz Hazreti Mevlana'da vahdet-i vücut düşüncesi vardır. Küfrü de nimet olarak görür. Küfür kime nimettir? Nanköre nimettir. İmansıza nimettir. O kimse küfrü nimet olarak görür, nimet olarak yer. Hani bazıları haramı kendisine nimet ederler ya, evet haram da nimettir. O kimse harama doğru meyleder. Harama doğru gider. O haramı yaratan da Allah'tır çünkü. Haramı yaratan bir başkası değildir. O yüzden küfür de bir nimettir. Küfredenler için. Onlar o küfre gittikçe mutlu olurlar. O küfre saplandıkça kendilerince dünya içerisinde büyük bir haz ve lezzet alırlar. Yani bu şuna benzer. İçki içen bir kimse büyük bir lezzetle içki içiyor. Ve o içki içtiğinden tat alıyor. Öbürkü de zemzem içiyor. O da zemzemden tat alıyor. Birisi kendisine zemzeme adamış. Birisi kendine içkiye adamış. Birisi bu dünyanın zevk ve sefahatına, bu dünyanın rahatlığına adamış. Öbürkü de bu dünyada kendince Allah'a kendisini adamış. Önemli değil burada ne yaşadığı. O yüzden her ikisi de aslında nimetin içerisinde. Ama birisi küfran nimetinin içerisinde, birisi hidayet nimetinin içerisinde. O yüzden devam ediyor. O kendi burnunu mahvelemiştir. Çünkü neden? O burada din kokusu varken
o küfrana doğru, sapıklığa doğru gitti. O nankörlüğe doğru gitti. O kendi kendisine gitti. Çünkü ayet-i kerimede isteyen şükreder, isteyen nankörlerden olur. Yol belli. Devam ediyor. Hem şükret, hem şükret sen. Hem şükredenlere kul ol. Sen hem şükret. Ama öyle şükredenler var. Öyle şükür noktasında gelenler var. Sen git onlara hizmet et. Git onların yanında dur. Sen ama şükret. Hem de şükredenlere kul ol. Onların huzurunda ölerek ebedi hayat kazan. Ve sen onların öyle bir huzuruna var ki, bir veliye, bir mürşid-i kamile git ki, orada onların huzurunda dur ki, sen ebedi bir hayat kazan. Onlar çünkü sana şükrün esasını anlatacak. Onlar sana sımsıkı sarılmanın esasını anlatacak. Onlar sana nasıl yaşaman gerektiğini, dini nasıl algılaman gerektiğini anlatacaklar. Ve sen öyle bir hale geleceksin ki, öyle bir hale geldiğinde artık sen ebedi bir hayat kazanacaksın. Ve o ebedi hayatta sen nankörler sınıfından olup da cehenneme gitmeyeceksin. Orası da ebedi hayat. Bu ebedi hayat cennetin içerisinde olacak. Nimetlerin içerisinde olacak. Lütfun, ikramın, ihsanın içerisinde olacak ki bu işte ilmel yakinden yolculuk başlıyor. Aynel yakin ve hakkel yakin şükrüne doğru gidecek. Ama bu manada o kimsenin bunları öğrenebilmesi için o şükreden, hakiki manada şükredenlerin yanına gidip bir mürit olması gerekiyor diyor Hazreti Mevlana. Çok güzel. Hocam sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Değerli izleyiciler, siz de sohbetimize dahil olabilirsiniz. 0262 alan koduyla 335 25 25 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kısacık bir reklamdan sonra burada olacağız. Değerli izleyiciler, yaşama dair tüm hızıyla devam ediyor. Mevlevi Üstadı Sufi Mustafa Özbağ'la birlikteyiz. Mesnevi'de şükürü konuşuyoruz kendisiyle. Az önce ilmel yakin noktasında şükürü anlattık. Devam edeceğiz hep bu üç aşamadan. Bütün bahsettiğimiz noktalarda anlattınız zaten bizlere. Artık çok aşinayız o duruma. Buraya devam edeceğiz ama hocam, az önce bahsettiğiniz konuyla ilgili ben çok ufak bir merak ettiğim şeyi sormak istiyorum. Belki izleyicilerimizin de aklına takılmış. Hani maddi olarak zorluklar yaşamayan insanlar, işte hayatları çok kolay olan, varlık içinde yaşayan insanların şükür noktasında biraz Allah'tan uzak olduklarını söylediniz. Ve hani Allah onlara verdikçe verir, verdikçe verir ki hani uzaklaşsınlar. Hatta cehennemin en dibine giderler dediniz. Varlık içinde olup da, çok para kazanıp da, çok rahat hayatlar yaşayıp da şükretmek, Allah'a yakın olmak mümkün değil midir hocam? O zaten normalde Cenab-ı Hak bu manada, mesela bir derdi de, bir sağlığı da, darlığı da, genişliği de, herkes için geçerli bu. Zenginliği de, fakirliği de Cenab-ı Hak insanlara verir. Burada bir mesela mal, mülk, devlet içerisinde yaşayan bir kimse Allah ve Resulünü tanır, dinini, din kokusunu alır, kendini dine yöneltirse Cenab-ı Hak onu verdikçe yine verir. Bu sefer o ebedi hayatta mutlu ve müreffeh olur. Hani sahabeye geldiler, dediler ki ya Resulallah, işte bu zenginler hayır hasenat ediyorlar, biz onlara nasıl yetişeceğiz? Onlara nasıl yetişeceğiz deyince Hazreti Peygamber onlara, siz namazdan sonra 33 sefer Subhanallah, 30 sefer Elhamdülillah, 33 sefer de Allahu Ekber, 100.sünde de La ilahe illallah ve atuhu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir deyiniz dedi. O fukara sahabiler bunu söylemeye başladılar. Zenginler bunu da öğrendiler. Zenginler bu zikri öğrenince bunu da yapmaya başladılar. Onlar tekrar geldiler sahabeler. Dediler ki ya Resulallah, zenginler bunları da öğrendi, bunları da çekiyorlar. Bu da Allah'ın onlara lütfu ikramıdır dedi Hazreti Peygamber. Şimdi zenginliğin içerisinde, devletin içerisinde duran bir kimse din kokusunu aldı da dini hayatını yaşıyorsa o Allah'ın lütfu ve ikramının içerisindedir. O şükredecek, şükrettikçe de Cenab-ı Hak ona nimetini arttıracak. Bu manada fukara bir kimse fukaralığını da şükrediyorsa fukaralar cennete zenginlerden önce girecek. Onlara da bu ikram var. Fukaralar bir de hem 500 bin yıl önce cennete girerler diyor zenginlerden.
O zaman normalde o zaman fukara bir kimse, maşakkatın içerisinde bulunan kimse de Allah'ı zikreder, Allah'a şükrederse o da zenginlerden önce girecek. O zaman o kadar çok bin yıl var ki orada anlatılan. Belki de o zaman fukara, o fukaralığına şükredip zikrederken dünya hayatındayken cenneti görmüş olacak, cennete girmiş olacak. O zaman eğer hastalık, sıkıntı, problem yaşayan bir kimse de şükretmezse o da onun cehennemi olacak başındaki imtihanı. O yüzden normalde burada zenginlerle alakalı şükretme adedi veyahut seviyesi daha az. Çünkü dünya onları aldatır. Dünya onları kandırır. Güç, kuvvet o insanı kandırır. Onların içerisinden çok azı din kokusu alırlar. Çok azı dine yönelirler. O zenginlik, o güç, o kuvvet, o kudret onu bu noktada alaşağı eder, nefsine uydurur. Ama öbür tarafta o gücü, o kudreti, o kuvveti bulamayan bir kimse belki de zorunluluktan şükretme haline ulaşır. Ama o zorunluluktan şükretmesi de tabii o kimseye dil ile şükür olmuş olur. O da normalde çok faydası olmaz ama o zorunluluktan değil de o hali severekten yaparsa onun içinde cennet burnunun ucunda olur. Peki hocam. Biraz önce ilmel yakin noktasında şükürden bahsettik. Şimdi aynel yakin noktasında şükür evet. Nasıl anlatmış mesela? Bu şükrün ikinci halidir. Öyle diyelim. Yani bir kimse dil ile şükretmeye başladı ve Cenab-ı Hak onu ikaz etti. Dedi ki az zikrediyorsun. Az şükrediyorsun. Bak yani 2-3 tane ayeti kerimeyi o yüzden özellikle almıştım. Dünya nimetlerini sana sundu. Fiziki nimetlerini de sana sundu. Ama sen yine de az şükrediyorsun. O zaman senden beklenen şeyler var. Evet, onlar neler? Az sonra söyleyeceğiz ama bir izleyicimiz varmış hattımızda. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun, kiminle görüşüyoruz? Mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizin de efendim. İlknur Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. Evet, benim bir sorum vardı. Hazreti Ali'nin bir sözünü ben sormak istiyorum burada üstadımıza. Evet. Hazreti Ali diyor ki bazı insanlar bir şeyler umarak kulluk yapar. Bu tüccar kulluğudur. Diğer bir kısım ise korkudan dolayı kulluk yapar. Bu köle kulluğudur. Diğer bir kısım ise şükür olsun diye kulluk yapar. İşte bu tüm menfi duygulardan kurtulmuş kimsenin kulluğudur diyerek bu kimseleri övüyor. Şükür olsun diye kulluk yapmayı soracaktım üstadımıza. Çok güzel bir soru değil mi? Harika. İlknur Hanım, tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel soru için. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Tam bu böyle şimdi gireceğimiz sohbetle alakalı. Ya normalde işte onda da mesela üç hal var. Kimisi korkudan şükrediyor. Kimisi nimetten dolayı şükrediyor. Kimisi de kulluğuna şükrediyor. Kulluğuna şükürden dolayı ibadet ediyor. Bu noktada hareket ediyor. İşte Cenab-ı Hak bu az şükretmekten bizi biraz daha çok şükretmeye sevk ediyor. Ve diyor ki Zümer suresi ayet 66. Hayır, Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Şimdi burada enteresan bir şey var. Cenab-ı Hak şükretmenin önüne Allah'a kulluğu koyuyor. Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Allah'a kulluk etmezsen şükredenlerden olmayacaksın. Allah'a kulluk edersen şükredenlerden olacaksın. Allah'a kulluk ne? Allah'a kulluk önce birinci derecede ibadetler, ondan sonra da haramlardan uzak durma. Eğer o Allah'a kulluğu biz yerine getiremezsek o zaman biz şükredenlerden olmamış olduk. İşte bu manada aynel yakin noktasında şükür amellerle alakalı. O insanın fiilleriyle alakalı. O insanın bu manada yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, kendisine yasakladıkları ve yasaklamadıklarıyla alakalı. O yüzden Cenab-ı Hak bu noktada direkt şartı koymuş. Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Allah'a kulluk etmezsen şükredenlerden olmayacaksın çünkü. Şükredenlerden olmak istiyorsan Allah'a kulluk edeceksin. Hazreti Ayşe annemiz aktarır ya, yani bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ayakları şişinceye kadar gece namaz kılar. Bu meşhurdur ya. Evet. Ve böyle bir namaz kıldıktan sonra Hazreti Ayşe validemiz ona der, ya Resulallah, yani senin gelmiş geçmiş bütün günahların kusurların her şeyinden temizlenmiş insansın, müjdelenmiş insansın. Sen hem bu alemin hem öbür alemin peygamberisin.
bütün Adem'den bugüne kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin de peygamberisin. Senin bütün her şeyden sen bu noktada sıyrıldığına ve Cenab-ı Hak seni muhafaza etti, koruduğu halde ayakların şişinceye kadar namaz kılıyorsun. O da ona cevap verir. Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı der. Şükreden kul olmak Allah katında çok muteberdir çünkü. Cenab-ı Hak da der ki kulluk et, şükredenlerden ol. O zaman Hazreti Peygamber kulluk etmiştir. Veliler kulluk etmiştir. Hazreti Mevlana kulluk etmiştir. Ve kulluk edenler şükredenlerden sayılmıştır. Kulluk etmeyenler şükredenlerden sayılmamıştır. Onlar nankörlerden veya az şükredenlerden sayılmışlardır. O zaman bir kimsenin kulluğu bu noktada ne kadar ileriye doğru giderse, kulluğu ne kadar tatlılaşır, güzelleşir, incelirse onun şükrü de yükselecektir. Ve şükrü yükselince de Allah'a olan kulluğu da daha iyileşecektir. Ve Allah da ona nimetlerini arttıracaktır. Çünkü Cenab-ı Hak şükredenlere nimetlerini arttıracağını söyledi. O kimse kulluk yaparaktan Allah'ın nimetlerine şükretmiş oldu. Artık burada dil ile şükretmedi. O namaz bir şükür, oruç bir şükür, zikir bir şükür, tebessüm bir şükür. O her şeyle barıştı. Ben böyle şükredeni her şeyle barışık bir insan olarak görürüm. O bir barışık bir insandır. O bir mutlu insandır. O bir müreffeh bir insandır. O olgun bir insandır. O kemale ermiş bir insandır. Çünkü o şükrediyor. Yani onun dili de yansa şükrediyor, dudağı da yansa şükrediyor. O öyle bir haldir ki insana. İnsana ayrı bir tat verir, ayrı bir lezzet verir. O kimse hastalıktan yanar, yandınır. O hastalığından yandanmaz. O hamdolsun, şükür olsun der, çıkar işin içerisinden. O böyle kainatla, o varoluşla, o kün lafzıyla barışıktır artık o. Ve o yüzden o nimete karşı, nimetlere karşı çok mütevazi, nimet ve nimeti verenlere karşı çok müteşekkir bir kimsedir. Hani insan vardır, bir hediye götürürsünüz, beğenmez. O hediyeyi oturtacak yer bulamaz. Başına tac eder. İşte bu dışarıdan bakan da der ki ya altı üstü bir çöptü. Veya altı üstü bir mendildi, bir ayakkabıydı, bir çoraptı, ne bileyim işte bir havluydu. Veyahut da bir tebessümdü. Aslında benim için tebessüm en büyük bir nimet de. Ve en büyük hediye de, ben tebessümü en büyük hediye olarak görürüm. Birisinin birisine tebessüm etmesi bence bu dünyada en büyük hediyelerden birisidir. Birinin birisine mütebessim yaklaşması, birinin birisine böyle hoşgörülü yaklaşması, birinin birisine anlayışlı yaklaşması bence dünyada en büyük nimettir. O yüzden ben o büyük bir nimet olarak görürüm birinin tebessüm etmesini. O yüzden tebessüm etti ve o kimseye tebessümle karşılık verdi. Bu büyük bir nimettir. O yüzden ona teşekkür etmek, ona nimete nimetle cevap vermek, hediyeye hediyeyle cevap vermek. Allah'ın sıfatı olmuş oluyor artık o. O yüzden o kimse bütün bu varoluşla, bütün yaratılışla o barışık halde. Göle teşekkür ediyor, yağmura teşekkür ediyor, denize teşekkür ediyor, balıya teşekkür ediyor, nimete teşekkür ediyor, rüzgara teşekkür ediyor. Fırtına esiyor, herkes aa ne büyük fırtına diyor. O fırtınaya da fırtınayı gönderene de teşekkür ediyor. Ağaçlar sökülüyor yerinden, evler yıkılıyor. O diyor ki hamdolsun ya, teşekkür ederiz. Bunda bir hikmet var çünkü. Temizliyor ortalığı, yıkıyor, yeniden yapacağını işarettir. Yıkıp da orada bırakacak değil ya, yeniden yapacak. Yeni bir gömlek. O gömleği yırttı, yeni bir gömlek dikecek. O pantolonu yırttı, yeni bir pantolon verecek. O elbiseyi yırttı, yeni bir elbise verecek. O çünkü onun fazlı geniş, onun keremi geniş, onun zenginliği yüksek. İşte bu manada o kimse şükrünü kullukla eda etmeye başlıyor. Ve kulluğunu arttırıyor. Kulluğunu arttırdıkça da Cenab-ı Hak ona nimetini arttırıyor. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki nimetleriniz çoğalıp durmakta. Fakat şükür nerede? Şükür merkebi yatıp uyusa bile siz onu uyandırın, kaldırın. Yani şükrü bir enteresan bir şey. Şükretmeyi bir bineğe benzetiyor. Diyor ki eğer sen şükretmezsen o bineğe binemezsin. O bineğe bineceksin, seni daha ileri götürecek. Şükür merkebi yatıp uyusa bile siz onu yandırın, kaldırın. Yani şükretmeyi terk etmeyin. O yüzden şükürü enteresan bir şeydir.
Kim şükrü merkep olarak, bir binek olarak görür ki? Şükür o zaman uçak gibi. O gün merkep varmış, bugün uçak var. Şükür uçak gibi, şükür füze gibi. Sen onu hiç yatırma, sen onu hiç uyutma. Her halinle şükret. Bu namazlarını birbirine ekle, ibadetlerini birbirine ekle. Madem ki sufi vaktin çocuğuydu ya, sufi vaktin çocuğu olunca her vaktin bir ibadeti, bir zikri vardı. O zaman her vaktin ibadeti ve zikri senin için şükür bineği oldu. Ve sen onlara devam edersen hepsi de birbirine bağlantılı, bakın bunların. Ve o sufinin hayatında bunlar birbirlerine bağlantılı olduğundan sufinin hayatı hiç boş heva heveste geçmiyor. Sufinin hayatı hepsi birbirine bağlantılı, tesbih tanesi gibi. Tesbih tanesi gibi bağlantılı olduğundan onun her hali Allah'a doğru koşma oluyor. Ve o koşuyor her haliyle. Namazı koşma, orucu koşma, tebessümü koşma, şükrü koşma, zikri koşma, onun birisine iyilik yapması koşma, eşine, çoluğuna, çocuğuna, etrafına iyi, güzel, ahlaklı davranması koşma. Sufi var gücüyle koşuyor. Koşuyor. O bu manada şükür de onun için bir koşu. Şükür de onun için bir kulvar. Ve Hazreti Mevlana enteresan bir şey. Yani diyor ki sen şükür merkebin yatıp uyusa da sen onu kaldır. Bin ona, yürü. Sen onu yatıp uyuturma hiç. Devam ediyor. Nimet verene şükretmek aklen de lazım. Yani akla atmıyor bakayım Hazreti Mevlana. Diyor ki nimet verene şükretmek aklen de lazım. Yani aklen olarak düşündüğümüzde biz şimdi birisi bize bir şey veriyor. Yani ona şükretmek akıllı işi değil mi? Bugün kime giderseniz gidin, adam kibirli değilse, nankör değilse, ona bir hediye verseniz ona şükreder, öyle değil mi? Teşekkür ya eder, teşekkür tabii. eder. Ona desen ki neden teşekkür ediyorsun? O kendi kendine durur. Aklen ona bir şey koyar. Der ki ya beni düşünmüş, beni sevmiş, beni istemiş, bana değer vermiş, bana kıymet vermiş, bana bunu getirmiş. O yüzden ona teşekkür ettim. Aa harika. O zaman sen akıllı bir insansın. Sana nimet verene teşekkür ediyorsun çünkü. Aa iyi. O nimetin sahibine, o nimeti gelen asıl yere teşekkür et. O zaman diyor ki Hazreti Mevlana, nimet verene şükretmek aklen lazım. Şükretmeyen kendisine ebedi hışım kapısını açar. Yani nimet verene şükretmezsen sen o kimseye hışım kapısı açarsın. Yani o kimse sana kızar. Yani sen gittin, birisi size bir hediye verdi. Hı hı. Siz o hediyeye teşekkür etmezseniz, hediyeyi reddedersiniz, hediyeyi atarsanız onun gözünde o kimse size sinirlenir, hışımlanır. Hediyeye hediyeyle cevap vermek lazım. Hatta misliyle cevap vermek lazım. Hazreti Peygamber diyor ki hediyeyi küçük gören, hediyeyi reddeden hediyeye mahrum kalır, ona muhtaç kalır. O zaman sana gelen hediyeyi tepeden bakma, nankörlerden davranma, kibirlilerden davranma. Her ne hediye geldiyse sen ona şükret, ona gücün yerindeyse misliyle. Hadis-i şerifte gücün yerinde değilseyle aynıyla. O kadar da gücün yerinde değilse o şeye karşılık olacak kadar ona dua ederekten mukabele et diyor. Bu müthiş bir barışık bir şey. Bakın bunda öyle bir insani olgu, öyle bir insani ölçü, öyle bir insani duygu, öyle bir insani bir hal var ki, var ki insanları birbirine kaynaştıran, birbirine dost eden, birbirine barıştıran bir kimse. Bunu Allah'a karşı koyduğumuzda bu insana karşı birisi size bir şey hediye etti, siz ona misliyle. Bu olmadı aynıyla, olmadı ona dua ederekten siz ona karşılık veriyorsunuz. Muhteşem bir şey. Hediyeleşiyorsunuz. Kesinlikle öyle. O zaman bu Allah olursa size namütenayi hediyeler koymuş sizin önünüze. Namütenayi hediyeler koymuş. Siz bunun için çalışmadınız, siz bunun için çabalamadınız, siz bunun için bir gayret sarf etmediniz. Siz havayı yaratmak için bir gayretiniz yok, suyu yaratmak için bir gayretiniz yok, toprağı yaratmak için bir gayretiniz yok, güneşi ısındırmak için, ısıtmak için bir gayretiniz yok, dünyayı ısındırmak için, ısıtmak için bir gayretiniz yok. Yok, hiçbir gayretiniz yok. Yani Cenab-ı Hak öyle bir kün demiş, öyle bir nizama katmış ki her şeyi. Ve o nizam içerisinde gece gündüz birbirini takip ederekten hayat devam ediyor. Ve o hayat devam ederken her şey intizam altında. Her şey hesaplanmış vaziyette. Sizin gözünüzün kaç sefer kırpıştırılacağı hesaplamış.
Siz hesaplanmış, sizin kaşınızın ne kadar büyüyeceği hesaplanmış, sizin kirpiklerinizin ne kadar büyüyeceği hesaplanmış, kirpikleriniz saçınız gibi büyümüş olsa yandınız ki yandınız. Kaşınız saçınız kadar büyümüş olsa yandınız ki yandınız. İnsanın vücudundaki kıllar saçları gibi büyümüş olsa aynı özelliğe sahipler. Yandı ki yandı insanlar. Ama her şey hesaplanmış, her şey kitaplanmış, her şey dizayn edilmiş. En küçücük, en küçücük, en küçücük, en küçücük hücrenin içerisindeki en küçücük dahi hesap kitap üzerine. Ve böyle bu hediyelerin içerisinde, bu kadar muhteşem bir kün lafzının içerisinde olmanın teşekkürü nasıl olmalı? Ve bunu insan düşündükçe, bunu böyle tefekkür ettikçe şükrünün az olduğunu görüyor. Ve diyor ki ya Rabbi, sana gereği gibi şükredemedik. İşte diyor ki kendinize gelin de şu kereme bakın. Bir şükre bedel bu kadar nimeti kim verir? Yani bir kendinize gelin. Etrafınızda o kadar keren tecelli etmekte ki bu etrafınızda bu kadar keren tecelli etmesine rağmen karşılığında bir şükür. Bir şükür. Karşılığında bir şükre karşı bu kadar kerem. Ne güzel hocam. Devamını anlatacağız İnşallah. Ama bir izleyicimiz varmış hattımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar. Şeyda Hanım. Şeyda Hanım hattan düştü. Evet üstadım. İşte o normalde Hazreti Mevlana burada o keremi anlatırken şükrünün nasıl olması gerektiğini hani aynel yakin noktasında o kimsenin fiiliyatlarıyla ibadetleriyle olan şükrünün nasıl olması anlatın. Diyor ki Allah insana baş verir. Şükür için de bir secde ister. Allah sana baş vermiş. Şükür için de diyor sana bir senden bir secde ister. Ayak bağışlar. Şükür için bir oturma diler. O zaman sana ayak bağışlamış. Şükür için oturma. Hani namazın içerisinde oturma var ya. Namazın içerisinde ayakta durma var. Namazın içerisinde secde var. Namazın içerisinde oturma var. Üçü de farz namazın içerisinde. Enteresan bir şey bakın ha. Namazın içinde dua okumaklar farz değildir. Namazın Fatiha namazın vacibidir. Okunmasa namazı namazdır kimsenin. Ama ayakta durmak farzdır. Namazda mesela tahiyyatta oturmak denir ya, ettehiyyatı okumak farz değildir. Tahiyyat miktarınca oturmak farzdır. Aa, çok enteresan. Bilmiyordum evet. Hocam. Mesela namazın içerisinde secdede Allah'ı zikretmek farz değildir. Secdeye gitmek farzdır. Siz gece secdeyseniz La ilahe illallah, la ilahe illallah deseniz farz yerine getirmiş oluyorsunuz. Ve namazda otursanız, namaz kılmak için namazda kıbleye yöneldiniz. Bir miktar ayakta durdunuz, bir miktar rükuya gittiniz, bir miktar secdeye gittiniz, bir miktar oturdunuz, namazınız namaz. Aa, çok ilginç hocam. Buraya döneceğiz hocam ama bir izleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz. Sanırım izleyicimizin telefonunda bir sıkıntı var. Hocam bu söyledikleriniz şimdi yankı uyandırmasın. Ben yankı uyandırsın diye konuşmuyorum. İnancımı konuşuyorum. Ya normalde namazın içerisinde namazda oturmak farzdır mesela. Hazreti Mevlana diyor ki bir otur. O senin şükrünün edası. Secdeye git. O senin şükrünün edası. Ayakta dur. O senin şükrünün edası. O zaman namazı aldı götürdü şükür olarak koydu. Namazı şimdi az önce bir kardeşimiz Hazreti Ali Efendimiz'den bir söz anlattı. Bir kısmı dedi korkudan şükrediyor. Bir kısmı dedi ki cennet için, nimetler için şükrediyor. Bir kısmı da o kimseyi sevdiği için şükrediyor. Oo harika. Bakın namazı aldı Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri şükre koydu. O zaman namaz kılmayan aynel yakin noktasında şükretmiyor. Namaz kılmayan bu manada ibadet etmeyen o zaman hakiki manada şükür eden kimse değil. Dil ile şükrediyor. O kayanın üstüne su dökmek gibi. Dil ile şükrediyor. Kayanın üstünde toz gibi. Dil ile şükrediyor. O suyun üstünde köpük gibi, bir çöp gibi. Yok, hayır. Öyle değil. O zaman şükür bu manada kullukla olacak.
kulluk et, şükredenlerden ol. Kulluk etmezsen sen şükredenlerden olmayacaksın. Çünkü Allah sana ayak vermiş, namazda ayakta durman için. Sana baş vermiş, secde etmen için. Sana normalde oturma vermiş, namazda oturman için. Ve bunu bir şükür nişanesi olarak, bunu şükür hali olarak görüyor. O zaman İslam dininde aynel yakin noktasında olan insanlar sufi dünyasında şükür noktasında ibadet ederler. Onların ibadetleri cehennem korkusundan değildir. Cennete gitmek için değil, cennete gitmek için de değil. Onların nimetlerin karşısında şükrünü eda ederler. Bu dünyadaki nimetlerin karşısında şükrünü eda ederler ki nankörlerden olmasınlar, şükredenlerden olsunlar. Çünkü verilen nimetler bu dünyadadır. Bu ayak bu dünya içindir. Göz bu dünya içindir. El, ayak bu dünya içindir. Kalp, yürek bu dünya içindir. Akıl bu dünya içindir. O zaman bu dünyada verilmiş olan nimetlere siz bu dünyada ibadet ederekten şükretmiş olursunuz. Eğer bu dünyada ibadet etmezseniz siz, o zaman siz nankörlerden sayılacaksınız. Ve nankörlerden sayılmamak için kulluğa devam etmeniz gerekiyor. Bir izleyicimiz varmış hocam yine attığımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar. İzleyicimiz hattı mı acaba? Değil herhalde. Üstadım, sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası daha İnşallah. Verelim. Sonrasında burada olalım. İnşallah. Değerli izleyiciler, siz de ekranlarınızın başından ayrılmayın lütfen. Değerli izleyiciler, yaşama dair tüm hızıyla devam ediyor. Mevlevi Üstadı Sufi Mustafa Özbağ'la birlikteyiz ve şükürü konuşuyoruz bugün. Mesnevi'de şükürü anlatıyoruz ama ayeti kerimeler de var bu konuyla ilgili, hadisi şerifler de var. Bunlardan da bahsediyoruz. Sizin de merak ettikleriniz varsa, öğrenmek istedikleriniz varsa üstadıma sorularınızı yöneltebilirsiniz. 0262 alan koduyla 335 25 25 telefon numaramız. Şimdi hocam, ben şükürle ilgili araştırma yaparken bazı yerlerde hani çok şaşırdığım yerler de oluyor. Okuduğum kaynak acaba doğru bir kaynak mı diye de tereddüt ettiğim oluyor. Biliyorsunuz internette her türlü bilgiye ulaşmak mümkün ama doğru kaynak mıdır, o konuyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi hep siz de bize İslamiyet'i sevdirme manasında çok güzel şeylerden bahsettiniz. Affedici bir Allah'tan. İşte hiçbir zorluğun ve yoruculuğun olmadığı bir ibadet şeklinden bahsettiniz. Ve hatta insanı yorduğu noktada onu, insana sıkıntı yaptıktan sonra bir manası olmadığından bahsettiniz. Fakat ben internete girdiğimde bazı yerlerde böyle çok kesin ve net şeyler gördüm. Kur'an'daki ayetlerden falan alıntılar gördüm. Beni biraz şaşırttı açıkçası. Onlardan birini sizinle paylaşmak isterim. Diyor ki Allah kıyamet günü kuluna ne getirdin? Sana verdiğim nimetlere karşılık ne yaptın der. Kul der ki ya Rabbi sana candan ve gönülden şükrettim. Çünkü o rızık ve ekmek asıl esas bakımından sendendi. Allah der ki hayır, sana bağışta bulunan kişiye şükretmediğin için bana da şükretmedin. Bir kerem sahibine zulmettin, sitemde bulundun. Halbuki onun yüzünden benim nimetlerime nail olmadın mı? Şükret ve şükredenlere köle ol. Onların huzurunda öl de ebedilik bul gibi şeyler. Bir de şurada bir tane var hocam. Andolsun şükrederseniz elbette sizin nimetinizi arttırırım. Andolsun nankörlük ederseniz hiç şüphesiz benim azabım cidden çetindir. Şimdi burada bir korku frekansı geliyor bana. Hani sanki eğer onu yapmazsam beni çok cezalandıracak ve o hani en yüce yaratıcı, en mükemmel varlık ya, sanki nasıl diyeyim hocam, müthiş bir korku saldı içime. Neden böyle olduğunu öğrenmek istedim. Şimdi ceza da mükafat da olgunlaşmamış insanlar içindir. Ceza mükafat olgusu olgunlaşan insanlar için farklı bir noktaya geçer. Olgunlaşmamış kimseleri siz ceza mükafat dengesiyle olgunlaştırmaya çalışırsınız. Anladım. Şimdi eğer siz o ceza mükafat dengesini koymazsanız insanlar olgunlaşma yoluna gidemezler.
Mesela bir kim ceza unsurunu kaldırmış olsanız herkes suç işler. Ceza suç duygusu terbiye olmamış insanları durduran bir olgudur. Anladım hocam, anladım. Ama o kimse de suç duygusunu olgunlaştırsa, onu geriye doğru itse, o zaman o cezadan da korkmasına gerek kalmaz. Veya mükafat, o bir mükafat duygusu insanın içerisinde bir içgüdüdür. Hepimiz mükafatlanmak isteriz. Ama olgunlaştığımızda biz o mükafat duygusunu da törüştürür, kenara koyarız. Artık bize mükafat da gerekmez. Bizi biz olmamız yeter. O zaman insanoğlu belli bir noktaya kadar biraz korkmalı, biraz kaygılanmalı ki onu yapsın. Evet. Ondan sonra zaten bir ileri boyuta geçer. Ona zaten ihtiyaç da kalmaz. O gerek normalde kalmaz. Adım adım yürüme bu. Yani siz o kimseye suç işleyene yapma diyorsunuz. Bak seni cezalandırırım. O kimseyi suçtan alıkoyuyorsunuz. Orada cezalandırmak kötüymüş gibi görünürken oysa suçu önlediğinden cezalandırmak nimet oldu. Suçu önledi. Eğer siz suçu önlemede cezayı koymazsanız insanların hepsi de azar ve sapar, insanların hepsi de kamil değil ki. Biz kamil gözüyle baktığımızda, eğer kamil isek biz şunu, ona cezanın gerekli olduğunu da görürüz zaten. Niçin? Deriz ki bu kimseye bu ceza lazım. Örnekler, çok ağır bir örnek olacak. Yani masum bir kıza 8-10 kişi tecavüz etmiş. Hunharca üstünden de öldürmüşler. Buna şimdi biz bir ceza sistemi koymazsak bütün herkes bu yoldan gider mi? Gider. Gidebilir, doğru söylüyorsun. Biraz maneviyatla da alakalı bir şey yani, tabii. Kimi insan fıtratında yoktur yani öyle bir şey. Asla yapmaz da yapılabilir ama. Ama onu durduracak olan ne? Ceza sistemi. Ceza sistemi. Mükafat ödüldür. Bir kimseye de ödül koyarsınız. Bunu yaparsan bak bu ödüle sahip olacaksınız. O zaman yapar o kimse onu. Bunlar yani böyle konuşmak istemem. Nefisle alakalı evet, bahsettiklerimizi. Evet, konuşmak istemem ama bunlar gelişimini tamamlayamamış insanlar için geçerli. Anladım hocam. Gelişimini tamamlayanlar için geçerli değil. Peki hocam. Bir izleyicimiz varmış hattımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Vallahi ben şu anda programdayım ve heyecanımı dile getiremiyorum. İzmir'den, Gaziemir'den arıyorum ben. Evet. Kelimeleri öyle bir karıştırdım ki. İzmir'den arıyorum ben Karşıyaka'dan. Evet. Daha önce Mustafa Hocam'la bir kere sadece konuşma fırsatı bulmuştum Gaziemir'de. Evet. Ve ben o kadar yer gezdim ki en sonunda Mustafa Hoca'yı buldum ve işte dedim benim aradığım budur. En son Gaziemir'e gittim ve dedim ben bunlarla beraber olmalıyım. Ve şu anda Mustafa Özdağ'ın mensubi sohbeti olarak şu anda bir arkadaşımla hatta beraber sohbetlere gidiyoruz. Nur abi tanır hocamız. Salı günü de onun sohbeti var inşallah İzmir'de. Tek onun sohbetine katılacağız. Yani ben böyle muhteşem bir aşk, böyle muhteşem bir sevgi diyor, bulamadım yani. Ben Mustafa Hocam'ın kelimelerinden dolayı Mustafa Hocam enderi az rastlanacak birisi yani. Ben bilmiyorum kendi için iltifat mı ediyorum, bilmiyorum, ben böyle anlatabiliyorum. Çünkü konuşurken de kelimeleri çok karıştırıyorum, kusura bakmayın. Evet, bayağı heyecanınızı biz de hissettik. Ne kadar sevdiğiniz çok belli. Biz tabii de aynı şekilde çok etkileniyoruz üstadımın anlattıklarından. Bizim de hayatımızı çok etkiliyor. İnşallah böyle de devam eder. Sormak istediğiniz bir soru var mıdır Halil Bey? Şimdi şöyle bir şey. Bazı arkadaşlarım ve hatta bazı, ben hatta mail atıyorum. Bazı maillere cevap vermiyor. Hani attığınız maillere de. Hatta bir arkadaşıma daha söyledim. İşte rüyamı gördüysen üstadı anlat demiştir. Ben rüyamı da üstadı anlatmışımdır ama tabii cevap alamadım, teyit alamadım. Onun da bir bildiği vardır bunun için. Gene bak, vakti olmamıştır eminim. Gene de bir bildiği vardır, bir söylediği muhakkak şey vardır. Allah ondan razı olsun. Yani neyse ki onu karşıma çıkardığı için, neyse ki de değerli bir insan karşıma çıkardığı için. Yani kimleri işte pek
yani Mustafa Özbağ hakkında pek doğru şeyler konuşmasa bile, ama ben bunları hep kulak ardı ediyorum. Ben doğru adamla birlikteyim ve doğru adamı dinlemekle meşgulüm, evet, diyorum. Öyle öyle, sizin öyle düşünüyor olmanız yeter zaten. Üstadım geçtiğimiz haftalarda bu konudan da bahsetmişti. O zaten ayna değil mi hocam? Bakan aslında kendini görüyor. Evet. Hı-hı. Teşekkür ediyoruz. Doğru. Halil Bey, yayınımıza katıldığınız ederim. İçin çok teşekkür ediyoruz. İyi günler efendim. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Allah yardım etsin herkese. Tabii normalde zamanımız kalmıyor. Normalde maillere cevap vermek. Çok böyle soru soran oluyor. Çok böyle rüya anlatan oluyor maillerde. Yetiştiremiyoruz işin doğrusu. Zaman kalmıyor. Evet, Allah bizi affetsin. Evet. Kardeşler de affetsin. Ama okuyorsunuzdur muhakkak. Muhakkak okuyorum. Ben bütün maillerimi okurum. Bu noktada okumadan silmem hiçbirisini. Hatta nasıl söyleyeyim? Arkadaşın ismini hatırladım şimdi. Maili duruyor yani bende, rüya anlattığıyla dair. Bütün rüyalar durur bende. Ama onları cevaplandırdıktan sonra silerim. Cevaplandırmadığım müddetçe orada durur. Cenab-ı Hak inşallah cevaplandırır. Nasip olursa nasip eder inşallah. Bildiğimiz kadarıyla cevap yazarız. Evet. Allah'ım iyisin inşallah. Amin hocam. Herkese. İnşallah. Allah yardımcısı olsun inşallah. Evet, biz yine şüküre devam edelim isterseniz, evet, hocam. İnşallah. Hazreti Mevlana, hemen gireyim mi bir tane? Buyurun buyurun, girin bu, hocam. Bu şeyde mesela cilt 3. 2670. beyitte, hı hı, bir helak olan Seba kavmi vardır. Sebalılara hemen dem vurur akabinde. Der ki Sebalılar dediler ki bizim şükretme kabiliyetimizi şeytan aldı götürdü. Şükürden de usandık, nimetten de. Sebalıların dilinden Hazreti Mevlana ne hale şükürsüz bir kimsenin ne halde olduğunu anlatır. Der ki şükrü şeytan bizden aldı götürdü. Biz şükürden de nimetten de usandık. Ve Cenab-ı Hak bunu normalde tabii ardından da diyor ki Allah da şöyle buyurdu. Kullarından şükreden azdır. Sebe ayet 13. Ha, demek ki o kimse şükrü etme duygusunu, şükür noktasında ibadet etme duygusunu şeytan, o hani yolundan saptıracağız, çok azını şükreden göreceksin demişti ya, işte onlardan alıp götürüyor. Ama bu noktada işte o kimse aynel yakin noktasında şükrüne devam ediyorsa o ibadetlerin içerisinde devam ediyor. O Kur'an ve sünnet dairesinin içerisinde yaşayan insanlar, ister zengin olsun ister fakir olsun, ister varlık olsun ister yokluk olsun, o kimse ibadetlerine devam ettiği müddetçe, Kur'an ve sünnet dairesinde kaldığı müddetçe şükredenlerden olmuş oluyor. Cilt 4 10. beyt. Çünkü Allah şükredenin nimetini çoğaltmayı vaat etmiştir. Nitekim secdenin karşılığı Allah'a yakın olmaktır. Çünkü Cenab-ı Hak başka bir hadisi kutsi'de kulumun en yakın halidir bana secde dedi. O zaman o kimse en yakın noktada şükretmek istiyorsa secdesini çoğaltacak. Secdede yapılan duaları hiç geri çevirmem diyor Cenab-ı Hak. Secdede yaptığınız hiçbir duayı geri çevirmiyor Cenab-ı Hak. Onu hiç onu geri çevirecek diye aklın ucundan geçirmesi Allah'ın gücüne gider hatta. Acaba duam burada benim kabul olundu mu olunmadı mı diye düşünmesi de aynı ankörlük olur kul için. O yüzden secdede siz bir dua ettiyseniz Cenab-ı Hak sizin o duanızı kabul etti. Bunda şek şüphe yok. Hazreti Mevlana diyor ki nitekim secdenin karşılığı Allah'a yakın olmaktır. Allah'ımız secde et de yaklaş dedi. Bedenlerimizin secde etmesi canlarımızın Allah'a yaklaşmasına sebeptir. O zaman normalde eğer bedenlerimiz secde ediyorsa, yani normalde bedenin secde etmesi bütün her şeyini Allah'ı kabul etmen, bütün her şeyini Allah'ın önünde eriyip bitmen, hiç olman, bütün her şeyini Allah'a vakfetmen, bütün her şeyini Allah'a koşman, eğer öyleyse diyor o zaman canlarımızın Allah'a yaklaşmasına sebeptir. O yüzden ardına ben de Hazreti Mevlana'nın hangi ayet-i kerimeye atıfta bulunduğunu yazdım oraya. İbrahim Suresi ayet 8. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artır.
O zaman normalde o kimse bütün her şeyle Allah'a kul oldu ve bütün her şeyle Allah'a koşuyorsa Cenab-ı Hak onun nimetini kat ve kat artıracaktır. Vaat etmiş. Çünkü şükrediyor. O kimse namazıyla, orucuyla, zikriyle, fikriyle, şükrüyle, tefekkürüyle, insanların içerisinde iyilik yapmasıyla, hayır hasenatıyla, insanların içerisinde iyi ahlaklı olmasıyla, annesine, babasına, etrafına faydalı olmasıyla, eşine, çocuklarına faydalı olmasıyla o tam bir şükür ağacı gibi oldu. Bir şükür abidesi gibi oldu. Ve Cenab-ı Hak diyor ki ben senin nimetimi senin üzerine daha da arttırırım. O kimse cömertlik yaptıkça Allah ona daha fazla cömertlik yapması için mal veriyor. O kimse tebessüm ettikçe daha da tebessüm ediyor. O kimse iyi konuştukça daha da Cenab-ı Hak onun dilini açıyor. Daha iyi konuşmaya başlıyor. O secde ettikçe Cenab-ı Hak onun secde sevgisi veriyor. Namaz sevgisi veriyor. İbadet sevgisi veriyor. Kendi sevgisini veriyor. Ve böylece o kimseye Cenab-ı Hak kendi nuruyla nurlandırmış oluyor. Çünkü şükrettikçe şükür bir ibadet, o bir nurlanıyor. O kimse, şükreden kimse nurlandıkça nurlanıyor. Tabiri caizse karanlığın içerisinde bir floresan lambası gibi oluyor. Hı hı. Karanlığın içerisinde bir güneş gibi oluyor. O yolda yürüyor. O yola doğru koşuyor. İşte bu manada bir kimsenin aynel yakin noktasında şükretmesi kulluğunu artırmasıyla alakalı. Bununla alakalı Hazreti Ebubekir Efendimizin bir nakli var. Az sonra ona geçelim. Bir izleyicimiz varmış hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olun efendim. Şeyda Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Üstadımıza bir sorum olacaktı benim. Hani Allah Celle Celaluhu bize birçok nimet veriyor ve biz bu nimetlere şükretmiyoruz. Hani biz bu hali nasıl giderebiliriz? Onu soracaktım. Bir de bir sorum daha olacaktı. Buyurun. Hani dua diyoruz ve duamız kabul olmayınca hani derler ya bunda da bir hayır olduğu vardır. Hı hı. Hani bunda bir hayır varsa biz buna nasıl şükretmeliyiz? Bunu sormak istiyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz Ceyda Hanım. İyi günler diliyoruz size. Hoşçakalın. Yaşadığımız her işin içinde bir hayır. Sondan başa gelelim. Dua kabul olunmuyor diye bir kaideyi kabullenmiyorum ben. Dua kabul olunmuyor diye bir şey yok. Ama mesela diyor ki işte çocuğum üniversiteyi kazansın diyor. Onun çocuğum... duasının kabul olunmadığına işaret değildir o. Cenab-ı Hak dua edenin duasını kabul eder. Nasıl yani hocam? Bakın, dua etmek Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, bir verici, bir yaratıcı olduğunu görmektir. O yüzden bir kimse Allah'a yalvarış ve yakarış içerisinde ise gerçekten onun duası kabul olunmayacak diye bir şey yoktur. Dua etmeyi bilmiyoruzdur belki. O kimse belki kendine baksın. O kimse kendine baksın. Şimdi doğru insan olmak, diyelim ki birinin hakkını yiyorsanız da bir taraftan da dua ediyorsanız yani. O kimse diyorsunuz. Kendine bakacak. Evet. Anladım. O bir yerde bir eksik vardır. Yani, kendini gözden evet geçirsin diyorsunuz. O yüzden büyükler duanın başına tövbeyi koymuşlar. Ha, çok güzel. O yüzden büyükler demişler ki hayatına dikkat et. Önce tövbe et. Yoksa o kimse ya Rabbi dediğinde Allah buyur kulum der. Yani yanlış bir şey istemekten, yanlış bir şey düşünmekten, yanlış bir şeye doğru koşmaktan korkar insan. O yüzden yani karşısında her dediğini yerine getirecek bir Rab olduğunu bilse bir kimse, o kimse bir şey isterken ölçülü ister. Hazreti Mevlana Mesnevisinde öyle der. İsterken ölçülü iste. İsterken haddini bilerekten iste. İsterken dikkatli iste. Gücünün yetmeyeceği, kaldıramayacağın bir şey isteme. Kendi haddini bil, kendi gücünü bil, kendi halini, ahvalini bil, kaldırabileceğin yükü bil, kendini bil. Duaları kabul olmayanlar şimdi kendilerini sorgulayacaklar. Kendisini sorgulayacak. Yani duan, ben o duanın kabul edilmeyişini kabul etmiyorum. Yani Cenab-ı Hak dua edenin duasını kabul ederim diyor. Ayet-i kerimeyle sabit. Allah yalan söylemez. Allah'ın vaadi haktır. O zaman dua eden olmak, dua eden olmak, dua ağacı gibi olmak ve dua meyvesi gibi olmak lazım.
Ve insanlar o zaman sen kendine de bir şey istemene gerek kalmaz ki. Sen hep başkasına istemeye başlarsın. Hep başkasını görürsün o zaman. Ve biz dua meyvesi olalım. Biz dua ağacı olalım. Biz ama o dua ağacı olmanın yolu belli. Dua ağacı olmanın yolu belliyse biz o yoldan yürüyelim ki duanın canı olalım, duanın özü olalım. Biz duayla candaş olalım. Duayla candaş olalım ki o zaman dua kabul edilmeyecek diye bir şey yok. Yok öyle bir şeye inanmıyorum ben. Ben hayatım boyunca duam kabul edilmedi diye hiç dilimden düşmemiştir. Hatırlamıyorum ben. Cenab-ı Hak bütün dualarımı kabul etmiştir. Ben bazen korkarım bir şey deme. Derim ki ya yanlış ya, ya eksikse, ya bir şey kaldı. Ya Rabbi sen bana en hayırlısını verdir. Yok, hayır. Allah'tan hayırlısını isteyelim biz. Evet. O yüzden Allah, o Allah bizden iyi bilicidir. O yüzden biz deriz ki ya Rabbi ya işte bizim çocuğumuz üniversiteye girsin. Nereden biliyorsun orada anarşist olmayacağını? Nereden biliyorsun oradan yoldan çıkmayacağını? Kazaya uğramayacağını? Nereden biliyorsun başına bir şey gelmeyeceğini? Yok, hayırlısını isteyelim. Biz hayırlısını bu noktada Allah'tan talep edelim. O yüzden ben böyle işte dualarımız kabul olunmuyor sözü olunca hemen direkt oradan girdim ben. Duanın kabul edilmediğine inanmıyorum. Tövbenin kabul edilmediğine inanmıyorum. Bunlara inanmıyorum ben. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Allah dönüp geleni kabul eder. Allah kapısını tıklayana kapısını açar. Allah ya Rabbi diyene buyur kulum der. Der. O insanlar gibi değildir. O yüzden Cenab-ı Hakk'a bir kimse teşekkür etse, diliyle dahi teşekkür etse Allah onun teşekkürünü kabul eder. Der ki senin teşekkürünü kabul ediyorum. Az da olsa kabul ediyorum. Kabul eder bir o. O için bu noktada kabul etmemezlik etmez. Yok, hayır. Kim Allah için zerrece bir şey yapsa Cenab-ı Hak onu kabul eder. Bizim elimizde ne varsa biz onunla gideriz. O elimizdeki azlığa bakarsa bizim onun önünde her şey azdır ki zaten. Bizim elimizdeki çok değil ki. Bizim yaptığımız da çok değil. Bizim ettiğimiz de çok değil. Bizim hiçbir şeyimiz çok değil. Çok olan o. Kapısı olan da o. Cenneti olan da o. Cehennemi olan da o. Şükürlerimizi az da olsa kabul edecek olan da o. Dualarımız eksik yarım da olsa kabul edecek olan o. Biz azımızla gideriz. Deriz ki az. Yok bile elimizde. Tüy bile değildir. Toz bile değildir elimizdeki. Ama biz elimizi ona açarız. Herkes elinde bir şey götürdüğünü zannedebilir. Ben kendimce söyleyeyim. Bizim elimizde bir şey yok. Biz elimizi açtık. Elimizde bir şey görmüyoruz biz. O yüzden duamızı görmüyoruz, şükrümüzü, ibadetimizi görmüyoruz. Neyimizi kabul etsin bizim? Biz yok bizde. O zengin olan o. Biz o yüzden o kabul etmiyor diye bir şey yok. Yok o yüzden diyorsun. Yeter ki insan ona elini açsın. Desin ki ya Rabbi. Yani bir insan olarak düşündüğümüzde biriniz kapınıza gelse ve size bir hamdü senada bulunsa, sizi bir övse, sizi bir met etse, dese ki ya elini açsa, ne verirsen ver dese, dayanamazsınız, verirsiniz. Verirsiniz bakın. Bir insan olarak düşünün. Gelmiş birisi kapınıza, dedi ki ya Tülay Hanım sizin kadar güzel, hoş bir kadın yok. Tülay Hanım sizin kadar iyi ahlaklı bir kimse yok. Tülay Hanım sizin kadar dost bir kimse yok. Ben kendimi size dost gördüm. Ne istiyorsanız onu verin. Dese elini uzatsa dayanamazsınız. Siz evinizdeki bütün her şeyi verirsiniz. O Rab, o Allah. Onun kapısına gitseniz, ona gitseniz. Elimde hiçbir şey yok. Senin verdiğin olacak deseniz. Ben bir şey getiremedim. Sen ne verirsen ona razıyım. Ben bir şey getiremedim. Senden bir nimet de istemiyorum. Ben sana yakın olmak istiyorum. Sana dost olmak istiyorum. Hiçbir şeyim yok sana dostluk yapabilecek. Senin dostluğunu kazanabilecek hiçbir şey yapamadım ben. Namazım eksik, orucum eksik, zikrim eksik, fikrim eksik, şükrüm eksik, ahlakım eksik, her şeyim eksik. Ben bütün eksikliğimi biliyorum ve eksikliğimle geldim. Kapına geldim, sana geldim. Geri çevirmez, yok. Onun ahlakı değil, onun sıfatı değil geri çevirmek. Evet. Az çok, o bakmaz azlığına çokluğuna. O birisi secde etmiş, secdesini, o secdenin hangi şekilde olduğuna bakmaz o. O secde etmiş, ona secde etmiş. O ayakta durmuş, ona ayakta durmuş. Ben ayakta durdum, Fatiha'yı düzgün okuyamadım. Zamm-ı Sure'yi düzgün okuyamadım. Telaffuzum düzgün değil benim. Ama ben senin için ayakta durdum.
Ben sana ayakta durdum. Belki de gözümün önünden geçiverirsin diye. Ben senin için oturdum. Sen otur dediğin için oturdum. Sen otur demeseydin ebediyen ayakta dururdum ey sevgili. Ama sen otur dediğin için oturdum. Senin nasıl otur dediğin de ben Hazreti Peygamberinden öğrendim. Öylece oturdum ben. Sen ne kadar oturmam gerektiğini bana söylediğin kadar oturdum. Senin için oturdum. Ben tahiyyatı da çok düzgün okuyamadım. Kelamım eksik, Arapçam eksik, her şeyim eksik. Ama ben her oturuşunda anladım ki ben senin için oturuyorum. Her secdeye gittiğimde kalbime geldi ki, ben kalbimde o geçti ki ben sana secde ediyorum. Senin için secde ediyorum. Hani Fatiha'da var ya, İyyâke nabudu ve İyyâke nestaîn. Ancak senden yardım diler, ancak sana ibadet ederim. Kulluğun sırrı bu. Şükrün de sırrı bu. Ancak sana ibadet ediyorum. Ve ancak da senden yardım diliyorum. Bana yardım edecek senden başka hiç kimse yok. Bunu biliyorum. Bunu anlıyorum. Ahmet'ten de, Mehmet'ten de, Hüseyin'den de gelse bu senden geliyor. Bunu biliyorum. Ahmet'e, Hüseyin'e ben de teşekkür ediyorum. Sana teşekkür etmiş gibi olacağımı da biliyorum. Ve ben ona teşekkürüm, sana teşekkür ve sana hamd ediyorum. Ahmet'ten, Mehmet'ten geldi. Hüseyin'den, Hatice'den, Ayşe'den geldi. Dayımdan, amcamdan, dedemden geldi. Ama onun arkasında sen varsın. O yüzden ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım diliyorum. Ve insanlardan da yardım dilerken sen istersen onlara yardım ettireceğini biliyorum. Tülay Hanım, bana yardım edebilir misiniz dediğimde ben biliyorum Allah sana yardım ettirirse bana yardım edecek. Ve biliyorum ki bütün insanlar bana iyilik yapmak için toplansalar sen müsaade edersen bana iyilik yapabilecekler. Bütün insanlar kötülük yapmak için toplansalar sen müsaade edersen bana kötülük yapacaklar. O zaman iyiliğe de kötülüğe de müsaade eden sensin. Ben o yüzden sana geldim. Aslında kapının başı sensin, olayın başı sensin. Ben sana geldim. O yüzden iyiliğe de kötülüğe de müsaade edecek olan sen olduğuna göre sen neye müsaade edersen ben senden razıyım. Müsaade eden sensin çünkü. Seni biliyorum. Kötülük yapanın arkasında da sen olduğunu biliyorum. İyilik yapanın arkasında da sen olduğunu biliyorum. Kötülük yapan nefsine uydu, şeytana uydu ama fiiliyat olarak sen yarattın. Onu biliyorum. İyilik yapan da Allah'a, sana uydu ama onu yine sen yarattın. Onu da biliyorum. Ben o yüzden duanın kabul edilmemesini, tövbenin kabul edilmemesini, ibadetin kabul edilmemesini kabul edenlerden değilim. Yok. İnsanlar bu noktada duamız eksik yarım. Evet, duamızı görmeyelim biz. Dua ettiğimizi görelim. Kime dua ettiğimizi görelim. Bizim ne söylediğimiz önemli değil. O zaten biliyor değil mi? O bizim ne söylediğimize söylememize yani, gerek yok. Kul öylesine Allah'ı zikreder, öylesine Allah'ı zikreder. O zikrinden dolayı kul kendi ihtiyacını Allah'a beyan etmeye fırsat bulamaz. Allah diyor ki, hadis-i kutsi, Allah diyor ki, onun fırsat bulamadığı şeyleri ben ona veririm. Onun ihtiyaçlarını ben kendi fazlımdan görürüm. Sen zikirden dolayı bir şey istemeye zamanın kalmamış. O verir ki. O yüzden duanın kabul olunmasını yok, kabul edemeyeceğim. Öyle bir şey yok diyorsunuz. Yok, yok. Öyle peki bir şey hocam, kabul edemeyeceğim. Devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında burada olacağız değerli izleyiciler. Siz de ekranlarınızın başında kalın lütfen. Zaman hızla akıp geçti ve 1,5 saati geride bıraktık. Son yarım saatimiz, hatta 25 dakikamız. Şükür'ü konuşmaya devam edeceğiz ama bir izleyicimiz varmış hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Figen Hanım, buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Benim hocama bir sorum olacaktı ama biraz konunun dışında aslında. Buyurun. Hocam, Hazreti Mevlana'ya bağlı bir cemaat var mı? Hani bayanlara özel sohbet olsun. Özel bir cemaati var mı diyorsunuz? Biz zaten yapıyorsunuz böyle şeyler. Evet, yani ne zaman varmış burada? İşte 5 Ekim 16 ile 18 arası Saatçi Ali Efendi konağında bayanlara özel mesnevi sohbeti var. 5 Ekim 16 ile 18 arası. Evet. Figen Hanım, bu çalışmaları takip edebilirsiniz. Tasavvuf Vakfı Kocaeli Şubesi diye internetten de yazdığınızda
Önünüze çokça bilgiler gelecek. Değerli Üstadım Mustafa Özbağ'ın sayfası var. Oradan takip edebilirsiniz. Orada da bütün etkinliklerle ilgili bilgiler var. Ayrıca Kocaeli'de yaşıyorsunuz madem. Bu akşam zaten duyurusunu yapacaktık. Bu akşam saat 20.30'da Sabancı Kültür Merkezi'nde üstadım olacak. Hem sohbeti olacak, hem ney dinletisi, sema gösterisi olacak. Sizi de bekleriz efendim. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Evet üstadım, siz bir hadisi şeriften bahsedeceksiniz. Evet, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bir şey naklediyor. Tabi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin en yakını, en yakın dostu, hem de aynı zamanda kayınpederi. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sevindirici bir haber geldiğinde ya da kendisine bir müjde verildiğinde hemen Allah'a şükretmek maksadıyla secdeye kapanırdı. Demek ki secde bu manada şükrün en yakın hali, en yakın noktası. Ve o secde çoğaldıkça yakınlık çoğalacak. Çünkü en yakın noktası ya, yakınlık olacak. Ve oradan şimdi hakkal yakinin şükrüne gireceğiz. Yani o secdeler arttı, namazlar arttı, oruçlar arttı. O kimse ibadetlerini bir tamam etti. O yakınlık arttıkça artık o kimse aynel yakin noktasından hakkel yakin noktasına geçti. Ama o yakınlığın geçmesinin yolu kulluk. Eğer o kulluk olmazsa o hakkel yakin noktasına, o marifetullah noktasına geçmesi mümkün değil. İşte bu da hasül hasın şükrüdür. Öyle derler. Onu üstadımız hasül has derdi. Başka yerlerde işte hasül havas derler. İşte havasın üstü derler. Havasül havas derler. Böyle söyler. Üstadımız hasül has derdi onlara. Yani hasların daha da hası. Bir önceki aynel yakin hastı. Ondan önceki ilmel yakin avamdı. Bu hasül has. Hasların da daha hası olan insanların şükrü. Bununla alakalı Cenab-ı Hak ayeti kerimede İsra suresi ayet 3 Nuh Aleyhisselam'ı bize örnek gösteriyor. Diyor ki ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız insanların soyundan olanlar, Nuh'u rehber edinin. Çünkü o çok şükreden bir kuldu. Demek ki Cenab-ı Hak kimisine nankörsünüz dedi, kimisine az şükrediyorsunuz dedi, nankörsünüz dedi, dini tanımayanlar. Az şükrediyorsunuz dedi, dini tanıyıp da dil ile şükredenler. İba kulluk edin, şükredin dedi, aynel yakin şükredenler. Ama bir kul çıkardı önümüzde, bir peygamber çıkardı. Onun için diyor ki o çok şükreden bir kuldu. O demek ki bir de çok şükredenler var. O çok şükredenler demek ki o peygamberlerle eşdeğerde bir peygamber veya o hasül hasler peygamberlerle eşdeğerde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor benim ümmetimin velileri Beni İsrail peygamberlerine denktir, eştir. O zaman ümmetin öyle velileri var ki bunlar bir peygamber gibi şükredenlerden. O yüzden onlar artık onların şükürleri kalbi, onların şükürleri içsel. Onlar bu manada dille şükür kapısından girip amelle şükür odasına oturup şükrün her haline vakıf olanlardan, o odanın canı olmuşlar artık. O yüzden normalde okul artık bütün nimetleri Allah'tan biliyor. Ahmet'e Mehmet'e tebessüm ediyor, ona teşekkür ediyor. Ama nimetin arkasında Allah var. Hatta bütün zorlukları da Allah'tan biliyor. Zorluğun Ahmet'ten Mehmet'ten geldiğini, Ahmet'in Mehmet'in orta yerde sadece bir vesile olduğunu ama zorluğun Allah'tan geldiğini biliyor. Ve zorluğa da şükrediyor. Hasül hasların hali o. Sıkıntıya da şükrediyor. O hastalığa da şükrediyor. O derde de şükrediyor. O hatta biz onu artık hamd noktasına yükselme diyelim. Artık o şükürün hamd noktasıdır. O her haliyle hamd ediyordur. Çünkü o iki halden geçti şükürle, o olgunlaştı. O hamd ediyor artık. O hamd ettiğinden iyilik de gelse ona hamd ediyor, kötülük de gelse ona hamd ediyor. Çünkü arkasında her şeyin o olduğunu biliyor. Ve Cenab-ı Peygamber Hazreti Davud'dan naklediyor. Diyor ki Davud'a şöyle dedi Allah, bana şükret. Davud da dedi ki ben sana nasıl şükredeyim?
Zaten şükrün kendisi başlı başına bir nimet. Şükür nimetten dolayı şükretmek nasıl mümkün olur deyince Allah-u Teala buyurdu ki ey Davud, sen sana verilen nimeti benden bilirsen şükretmiş olursun. O zaman bize gelen nimetin Allah'tan geldiğini bilmek şükrü ifa yerine gelmiş oldu. Bakın o kimse artık ibadeti hamd noktasında yapıyor. Önceden ibadeti şükür noktasında yapıyordu. Şimdi ibadeti hamde dönüştü onu. O hamd etti. Allah'ı övmek için ibadet ediyor. Allah'ı övmek için namaz kılıyor. Allah'ı övmek için oruç tutuyor. Allah'ı övmek için iyilerden oluyor. Allah övülsün diye uğraşıyor. O artık hamd noktasına düşmüş. O yüzden o kimse Allah'ın nimetlerinin karşısında şükretmenin acizliğini gördüğünden o artık hamd yoluna geçmiş. Ya ne kadar şükredersin şükretsin aciz ya. Aciz düşen kimse o acizliğinin önünde karşısındakini övmeye başlar. Der ki ben nasıl sana şükredeyim ki? Ben sana nasıl? O kadar nimetin çok ki, o kadar nimetlerin kıymetli ki, sen altını hazineye boğmuşsun beni. Sen beni nimete boğmuşsun. O nimete boğduğun için sana şükretmem az. Ancak bu sefer ona hamd etmeye, onu övmeye başlıyor. Artık nimeti görmüyor. Nimetin arkasındakini görüp onu övmeye başlıyor. Sen ne kadar zenginsin, sen ne kadar cömertsin, sen ne kadar güzelsin, sen ne kadar kuvvetlisin, sen ne kadar yücesin, sen ne kadar elin her şeye yetiyor, senin ne kadar gücün her şeye yetiyor, sen ne kadar her şeyi intizam ve nizam içerisinde yürütüyorsun, sen ne kadar her şeyi ince hesapların üzerine örmüşsün. O artık kendisini o övmeye geçmiş oluyor. O her haliyle onu övüyor. O övüş de aslında içinde şükrü gizliyor. O övüş. Niçin? O övüşün içerisinde verilen nimetler var çünkü. O hastalığa da nimet olarak görmeye başlıyor. O sıkıntıyı da nimet görüyor. O derdi de nimet görüyor. O zorluğu da nimet görüyor. O bir problemi de nimet görüyor. Herkes o dertten, sıkıntıdan, problemden kaçarken o kaçmıyor, onu nimet görüyor. Ve hep kendisini hamd noktasında tutuyor. O hamd edenlerden artık. O hamd edenlerden olunca onun durumu, konumu farklılaştı. Ve hamd edenler, o çok şükredince Allah onu kendine seçti. Çok şükretti, Allah onu kendine seçti. Allah onu kendine seçince aradaki perdeyi kaldırıverdi. Dedi ki ben seni kendime seçtim. Ben seni kendime mahrem kıldım ve aramdaki perdeyi kaldırdım. İşte sen benim neyimi tanımak istiyorsun tanı. Çünkü o tanıdıkça hamdini arttırdı. Tanıdıkça hamdini arttırdı. Tanıdıkça hamdini arttırdı ve dedi ki ya Rabbi sana ne kadar hamd edersem edeyim ben sana gerçek manada hamd edemeyeceğim. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hakkıyla sana kulluk edemedim ya Mabud diyor ya. Hakkıyla hamd edemedi o da. O yüzden bu hal direkt böyle kulla Allah'ın arasında perdelerin kalktığı, kulla Allah'ın arasında mesafelerin uzaklaştığı, mesafenin kalmadığı ve yakınlığın son hali artık. Yakınlaştıkça yakınlaşan ve yakınlaşmanın sınırının olmadığı bir hal. Ve yakınlaş, ne kadar yakınlaştım dediğinde uzak olduğunu gören ve yakınlaşmak için var gücüyle her sabah koşuşan bir uzun koşucu gibi, maratoncu gibi. Yani maratoncu koşuyor, hedefe yaklaştığını anladığı anda sabah kalkıyor ki yine koşmaya başlıyor. Bıkmak, usanmak bilmeyen bir şevk ile koşuyor. Aşığa burada lazım olan şevktir. Ve aşıksa onun şevki vardır. Ve şevk onun aşıklığını her gün tazeleyecektir. Ve şevk onun aşıklığını her gün yenilecektir. Ve şevk onun aşıklığını her gün güç kuvvet katacaktır. Ve o kimse koştukça koşmak isteyecektir. Ve o kimse artık her gün şükürden hamde geçecektir. Her gün. Ve her gün hamd edecektir o. Varlığa, yokluğa, varlığı yokluğa her şeye hamd edecektir. O yüzden tabii Cenab-ı Hak o hamd ettikçe ona nimetini arttıracaktır. Onun için en büyük nimet yakınlık nimetidir. O hamd edecek nimet artacak. O hamd edecek nimet artacak. İnşallah hocam. Bir izleyicimiz varmış hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam.
Teşekkür ediyoruz efendim. Size de hayırlı cumalar. Buyurun Nazan Hanım, dinliyoruz sizi. Üstadımıza bir sorum olacaktı. Buyurun. Şükür duası, şükür namazı, şükür secdesi sünnette var mıdır? Süpersiniz. Ben de tam bunu soracaktım kendisine. Teşekkür ediyorum size. İzlemeye devam edin efendim. Hayırlı, İyi günler. Hoşçakalın. Evet hocam. Tabii şükür secdesi var. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kendine bir müjde geldiğinde, kendine böyle bir nimet geldiğinde şükretmek için secdeye kapanmış. Hatta sufilerin adabındandır. Sufiler de böyle bir müjdeye nail olduklarında secde ederler. Hatta daha ileri adab, her yemekten sonra şükür secdesi ederler. Her yeni kıyafet giydiklerinde şükür secdesi ederler. Örnek işte çok özür dilerim, banyo yaptıklarında şükür secdesi yaparlar. Yıkanmak bir nimettir, temizlenmek nimettir. Bu manada hatta namaz kıldıktan sonra da şükür secdesi yaparlar. Namaz kılmak da bir nimettir bu manada. Secdesi yaparlar derken rekat namaz kılmak biter. Değil. Evet, sadece secde halinde sadece olmak. Secde yaparlar. Anladım. Gece secde ederler, dua ederler. Yani bunun bir şekli var mıdır? Hani şükür namazı kıl derler ya bize, o iki namaz kılmak gibi namaz, bir mesela bir kimse Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılabilir. Anladım. Veya şükür secdesi edebilir. Sadece secdede sadece kalabilir. Sadece secde diyor. Ya Rabbi sana evet. Hamdü sena olsun. Sen bütün nimetleri beni gark ettin diyor. Secdede kalıyor. Veya gece secde diyor. Gece secde etmek dahi nimettir. Gece secde etmek, gece yalvarmak nimettir. Gece o secde edebilmek için de insan şükür secdesi eder. Der ki ya Rabbi benim bu şükür secdeme de şükür secdesi lazım. O yüzden şükür secdesi vardır. Dua da var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şükürle alakalı birkaç duasını ben aldım sohbetin sonuna. Öyle mi? İnşallah. Peki zaten Allah'ın son 17 dakikamız falan hocam. İnşallah. Buyurun mikrofon şimdi, sizin. İşte bu havas kimseler, yani bu hasül haslar kendilerine takdir edilen her şeye hamd ederler. Bunda iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik, eksiklik, fazlalık, doğruluk, yanlışlık bakmazlar. Kendilerine ne geldiyse takdir olarak hepsine hamd ederler ki bu şükrün en kemal halidir. Hı-hı. Artık onlar her halükarda hep Allah'a hamd ederler. İnsanlara teşekkür ederler. Peki burada şöyle bir ayrımı da yapmak lazım. Hamd etmek derken kendimizi biraz daha ileriye götürmekten geri kalmamak bu aslında, değil mi hocam? Evet, tamam canım. Mesela benim bir kusurum var. Kendimi teşhis ettim. Hamd ediyorum. Şükürler olsun Allah'ım bana bunu verdin, fark ettim de. Bunu da düzeltmek ve değiştirmek için de bir şey yapmam lazım. Zaten değil mi? Normalde o ince çizgiyi ayırt etmek o lazım. O üzerinizdeki eksikliği fark etmeniz dahi Allah'ın nimetidir. O zaman o nimete şükür gerekir. O nimete şükür de o eksikliği gidermektir. Ha, süper. Siz şimdi kendi üzerinizde bir eksikliği fark ettiyseniz bu Allah'ın size vermiş olduğu bir nimettir. Fark edebilmişsiniz. Fark edebilmek bir farkındalık, bir nimettir çünkü. Bir kimse kendisinin eksikliğini fark etmeyebilir. Fark etmezse o nankörlere doğru gidiyordur. Devamlı insanın kendi nefsinin eksikliklerini fark etmesi bir nimettir. O nimetin şükrü de o eksikliği telafi etmektir. O eksikliği izale etmektir. Çok güzel. O noksanlığı tamamlamaktır. Böylece o nimetin şükrü de o olmuş olur. Böylece o da şükretmiş olur. O yüzden normalde burada hasül has ehli, yani hakkel yakin noktasında olanlar kendi eksikliklerini gördüklerinde onu telafi ederler. Nimete şükretmiş olurlar ve buna da hamd ederler. Derler ki ya Rabbi sana hamdü sena olsun. Bize bu eksikliğimizi gösterdin. Bu eksikliğimizi tamamlamayı da bize ilham ettin. Onu da tamamlattın. Sana hamd ediyoruz derler. O yüzden hamd bu manada dışarıdan size ne gelirse gelsin hepsini Allah'ın takdiri görüp onunla barışıp olup ona hamd etmektir. Bu artık hasül hasın. Bu hakkel yakin noktasındaki kimsenindir. Onun ayağına demir de batsa ona hamd edecek. Ona çiçek de gelse ona hamd edecek. Rahmetli üstadım Allah rahmet eylesin. Bir gün böyle çok telaşlı bir vaziyette beni odaya çekti. Mustafa Efendi gel sen bakayım buraya dedi. Ben tabii gittim böyle o önemli bir şey konuşacağında böyle koltuğun ucuna oturdu ben de önünde oturuyorum. Bundan sonra dedi senin bir bacağına dedi gül suyu dökecekler.
bir bacağına dedi kızgın ateş dökecekler. İkisini de ondan geldiğini gör ve Allah'a ikisi için de hamd et. İkisini de okşa dedi bana. Şimdi bu o kimse öyle bir noktaya geldiğinde artık gül yağı dökenin de köz dökenin de arkasında onun olduğunu görüp o her iki haline de hamd eder. O yüzden her iki haline de hamd ettiğinde o şükrün zirvesine yerleşmiş, şükrün zirvesine oturmuş olur. Evet. Hocam buraya devam edeceğiz ama bir izleyicimiz tamam. Varmış hattımızda yine. Hoş geldiniz. Efendim selamun aleyküm, hayırlı günler. Aleyküm selam. Avusturya'dan arıyor izleyicimiz. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Tülay Hanım çok teşekkür ederim programınız için. Sağ olun efendim. Ne demek? Ben konumuz şükür oldu ya, teşekkür ederim yani bu programı yaptığınız için, bu program olduğu için biz de şükür ediyoruz elhamdülillah. Hatta geçen hafta geldik, Üstad sohbeti göremeyince acele bir yerine takip ediyoruz programlarınızı, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Viyana kapılarından Kanuni Sultan Süleyman'ın çadırının hemen öbür tarafından arıyorum ben size. Evet, çok güzel. Efendim, ben programımızı tebrik etmek için de üstadımızın ve sizlere çok teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Onurlandırdınız bizi. Biz de üstadımıza şükrediyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine bu programa vesile olduğu için. Yorulmayıp yaz kış demeyip geldiği için biz de ona teşekkür ediyoruz. İnanın Viyana'da çok net bir şekilde seyrediyoruz sizi. Avrupa'nın tam göbeğinden Viyana kapılarından gümbür gümbür inşallah. Çok teşekkür ederiz inşallah. Programımız o kadar çok güzel oluyor ki bugün bir güneş doğuyor. Kocaeli çıkınca bir ayrı güneş doğuyor elhamdülillah. Çok güzel. Çok sağ olun Ahmet Bey. Çok teşekkür ederiz bu güzel sözleriniz için. Ben teşekkür ederim. Fazla meşgul etmeyeyim. Selam ve duala kalın inşallah. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun inşallah. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Ne güzel bir jest değil mi hocam? Allah razı olsun inşallah. Evet. Şükür nimetin canıdır demiş Hazreti Mevlana. Nimetse deliye benzer. Çünkü seni sevgiliye kadar ulaştıran şükürdür. Nimet insana gaflet verir, şükürse uyandırır. Padişahın şükür tuzağıyla nimet avlamaya gör. Şükür nimeti gözünü doyurur, seni bey yapar. Bu suretle de yoksullara yüzlerce nimetler bağışlarsın. Kardeş, sana akıp duran nimet Allah abdalindendir. Sana hediyedir. Yani biz sufiler için sana bir nimet geliyorsa bu senin üstadındandır diyor. O kendisine bir nur bulmuştur ama o nur padişahların eşiğinden vurmuştur. Şükret. Mağrur olma, ululanma. Kulak as ve hiç kendini görme. Yüz binlerce ah ki bu âriyet hal ümmetleri ümmetlikten uzaklaştırdı. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Son. İnşallah peygamberlerin duasıyla bitirelim programımızı. Tabii hocam. Süleyman Aleyhisselam'ın duası Neml Suresi ayet 19. Rabbim bana anne ve babama verdiği nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelle bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Enteresan bir şey. Bana ve anne babama verdiği nimetler nimete şükretmemi. Yani bakın burada şükür genişledi. Bana ve anne babama, bana, eşime ve çocuklarıma, bana ve akrabalarıma. O zaman bu kapı aralandıysa biz dua ederken, şükür duası ederken biz etrafımıza verilen nimetlere de şükredelim. Diyelim ki ya Rabbi annemi, babamı, eşimi, çoluğumu, çocuğumu, arkadaşlarımı, etrafıma verdiğin nimetlerden dolayı da sana hamd ediyorum, sana şükrediyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın duasıymış bu. Allah bizi ona dost eylesin amin inşallah. Hocam. Bu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin duası. Allah'ım seni zikretmekte, sana şükretmekte ve senin ibadetini iyi yapmakta bana yardım et. Enteresan. Zikretmekte, şükretmekte ve ibadet etmekte bana yardım et diyor. Ha, ve kim? Seni zikretmekte ve sana şükretmekte ve senin ibadetini iyi yapmakta bana yardım et. Allah'ım sabahleyin bana ve yaratıklarından herhangi bir kimseye gelen nimet sendendir. Sen birsin, şerikin yoktur.
Bir kimse diyor sabah kalksa, bunu böyle dua etmiş olsa, bütün gece diyor Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere şükretmiş olur. Akşam yatmazdan önce bunu diyor böyle söylemiş olsa, dua etse, bütün gündüz Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere şükretmiş olur. Neymiş dua? Allah'ım sabahleyin bana veya yaratıklarından herhangi bir kimseye gelen nimet sendendir. Sen birsin, şerikin yoktur. Ya nimetin hepsi de sendendir. Nimet senden başka hiç kimseden gelmez. Senin şerikin, ortağın yok ve sen birsin. O zaman bütün nimetlerin sahibi sensin. Hakkel yakin noktası. Bütün gelen nimetler sendendir. Bütün gelen nimetleri ondan gördün mü? Hakkel yakin noktasındansın. Allah'ım işte dinde sebatı, doğruluğa gayreti senden dilerim. Nimetine şükretmemi ve ibadetini güzel bir şekilde yerine getirmemi senden niyaz ederim. Doğru bir dil ve selamete erişmiş bir kalp senden niyaz ederim. Allah'ım hakkımda bildiğin şeyin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiğin günahımı bağışlamanı senden dilerim. O zaman bir kimse bütün her şeyin kendince alakalı her şeyi ne yapacak? O zaman Allah'tan. Dikkat edilirse hep şükretme, ibadet etme ve zikretme için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hep Allah'a yalvarmış. Hep Allah'a yakarışta bulunmuş. Burada daha uzun bir dua var. İnşallah bahsedebilirsiniz hocam. Burada enteresan bir dua seyircilerimiz için de aynı zamanda. Yani insanlar o başlarına gelen sıkıntılara, belalara, musibetlere, başkalarına lanet yağdıracaklarına, başkalarına böyle uğraşacaklarına, didişeceklerine Allah'a dua etsinler. Hani Hazreti Mevlana der ya, sen seli baştan tut. O selin sahibi kim? Allah. O hastalığın sahibi kim? Allah. O derdin, o sıkıntının sahibi kim? Allah. O düşmanın sahibi kim? Allah. Diyor ki Rabbim bana yardım et. Bana karşı olana yardım etme. Bana yardım et. Bana karşı olana yardım etme. Bana zafer ver. Bana karşı olana zafer verme. Dua. Dua müminin kapısı. Benim lehime tertip kur. Benim lehime bir düzen kur. Benim lehime bir tertip kur. Ben öyle bir düzenin içine düşeyim ki benim lehim olsun. Ben öyle bir oyuna, öyle bir tuzağa düşeyim ki benim lehim olsun, ben sana aşık olayım. Beni öyle tuzaklar kur benim yoluma. Beni kendine doğru çek. O yüzden kurmuş olduğun tuzak, tuzak kurucu Allah. Tuzak kur ki benim lehim olsun. Bana karşı olanların oyununu boz. Bana karşıysa insanlar, onların da oyunlarını boz. Beni hidayet et. Hidayet yolunu bana kolaylaştır. Bana tecavüze yeltenene karşı yardımcım ol. Beni kendine şükreden, zikreden, senden korkan, sana pek çok itaat eden, sana ibadet eden, sana yalvaran, sana yönelen kıl. Rabbim, tevbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul et, hüccetimi yani delilimi kuvvetlendir, dilimi doğrult, dilimi doğrult, kalbime hidayet ver, göğsümdeki düğümü çöz. Amin. Çok güzel. Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz bu eşsiz, bu güzel sohbetiniz için. Bu arada izleyicilerimize hatırlatalım. Bugün İnşallah. Bereketli bir gün. Akşam da buradasınız. İnşallah. Bütün Kocaeli halkını davet ediyoruz. Tamamen ücretsiz bir çalışma olduğunun altını çizmek isterim. Bütün Kocaeli halkını da davet ediyoruz. Saat 20.30'da Sabancı Kültür Merkezi'nde Ney Dinletisi Sema Gösterisi olacak ve değerli üstadımın sohbeti olacak. Mesnevi'den bölümler okuyacak ve siz değerli konukların da sorularına yanıtlar verecek. Ve bu iki hafta sonra 5 Ekim'de ve 12 Ekim. 12 Ekim'de inşallah burada Kocaeli TV ekranlarında yine Mesnevi'yi konuşacağız kendisiyle. Çok teşekkür ediyorum değerli üstadım. Ayaklarınıza 28 sağlık. 28 Eylül'de İstanbul'dayım. 28 Eylül'de İstanbul'dasınız. 28 Eylül'de İstanbul'da Allah izin verirse Bayrampaşa Kültür Merkezi'ndeyiz. Yine saat 20.30'da. Evet. 14 Ekim'de Çanakkale'de Gelibolu'dayız. Biz de orada olacağız inşallah sizinle birlikte. 19 Ekim'de İzmir'de yine inşallah Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nde olacağız. İnşallah. Bursalılar çok şanslı. Her cumartesi
bu sohbetler var. Hanımlara özel sohbetler var. Ayrıyeten her cumartesi akşamı saat 20.30'da sohbetleri var üstadımın. Merak eden, takip etmek isteyen herkesi de duyurmuş olalım. 5 Ekim'de tekrar görüşmek üzere hocam. İnşallah. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugünlük de programımızın burada sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Şükürle dolu geçsin inşallah hafta sonumuz. Pazartesi günü yine farklı konu ve konuklarımla burada olacağım. Pazartesi günü ayrıca çok özel bir konuğumuz olacak. Tiyatro oyuncusu, dizilerden de çok yakından takip ettiğimiz Barış Falay burada stüdyo konuğumuz olacak. Pazartesi günü kaçırmamanızı tavsiye ediyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.